Uğur Sera. Çok sevindim tabii Mesut'un Türkiye'ye gelmesine. Çok sevindim tabii Mesut'un Türkiye'ye gelmesine. İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili seyirciler. Günlerden cumartesi, yarın Malatya Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe. Ertesi gün pazartesi Fenerbahçe, Kayseri Spor maçı var. Bunları konuşacağız, hepsini konuşacağız ama sevgili Metin Kuş'u gördünüz. Survivor tarihinin, belki de televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en çok tanınan, en büyük doktorlarından birisi bence başında geliyor. Metin Kuş'a şimdiden çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli açıklamalar yaptı, çok önemli sözleri var. Mesut Özil'den Falcao'ya, Muslera'ya kadar hepsi çok önemliydi. Hepsini konuşacağız. İşte Türkiye'nin yüzü TV100. Türkiye'nin kanalı TV100'de sizlerle beraberiz. Var Odası'ndayız. Türkiye Var Odası'nı ezberledi artık. Bışar Özbey sol tarafımda. Sağımda Deniz Ateş Bitnel. Mavi giydi bugün. Mavi hakem formalı. Ve Evren Turan. Tecrübesi yeter. Baktığım zaman ondan güç alıyorum, enerji alıyorum her zaman. Onu da söyleyelim. Ümit Özat. Ümit Özat'ın babasının rahatsızlığı devam ediyor. Buradan Allah şifalar versin diyorum. Bir kez daha amcamıza geçmiş olsun diyorum. Ümit Özat bugün de bizde yok. Yarın inşallah bizlerle beraber olacak. Çok çok geçmiş olsun Ümit Özat'a, Özat ailesine. Amcamız aslanlar gibi kalkacak. Baba her şeyden önemli. Anne baba her şeyden önemli. Ben çok de buradan annemin babamın ellerinden öpüyorum. İkisine kocaman sevgiler. Bütün annelerin babaların ellerinden öpüyorum. Sevgili seyirciler, bugün çok önemli konular var. Var Odası başladı. Var Odası'nı izlerken, hadi bugün benim bir geleneğim var biliyorsunuz. Ben seyircimi bensiz bırakmam. Onlar da bizle birlikte yayınımızda olmalı. İnteraktif olmalı. Siz ne yapacaksınız? Var Odası Cumartesi etiketiyle Twitter'dan yazacaksınız. Ve arkadaşlarımız da siz bizi izlerken çekmiş olduğunuz fotoğraflarınızı ekranda yayınlayacak. Bu cümleyi bir daha kurabilir miyim bilmiyorum. Kısaca bir daha toparlayayım. Diyeyim ki sevgili seyirciler, bizi izlerken fotoğrafınızı çekin, yollayın, biz de yayınlayalım. Nereden? Twitter adresim Ertem Ben. Ertem Ben. Ne oldu ya? Çok enteresan. Sen kim gibisin biliyor musun? Hababam sınıfında böyle bir tane vardı ya, böyle küçük, hep böyle gülüyordu böyle. Evet. Hani evet. Müthiş bir... Neydi onun adı? Valla şey... Abi siz hiç çift ayak üzerinde duramaz mısınız diyordu ya. Evet, evet. Çok güzel vallahi. Evet, bravo, tebrik ediyorum. Evren Hocam da etrafa bakıyor böyle. Yani ismini buldular mı? Kimin? O şeyin. Hocam şaka bir yana, gerçekten bak, bizi izlerken fotoğraflarınızı gönderin diyoruz sevgili seyircilerimize. Çok 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 önemli. İzlerken bizi, fotoğrafınızı çekin, gönderin, kendinizi TV100 ekranlarında, Türkiye'nin yüzünde görün. Bizi izlerken çekin fotoğrafınızı, gönderin. Şimdi neler var neler, neler var neler sevgili seyirciler. Sevgili Metin Kuş dedik, son dakika TV100 açılsın. Var Odası Cumartesi, işte bakın Ertem Ben. Bu Twitter adresi benim, bunu yeni aldım. Benden önce atılan tweetler geçersizdi. Temizleyebildiğim kadarını temizledim ama Ertem Ben, bu benim resmi Twitter hesabım sevgili seyirciler. Biz Ertem Şener niye yapmıyorsun? Adnan Dalga Kıran Beşiktaş 2. Başkanı sevgili seyirciler, bugün Bışar Özbey'in kabul günü olduğu için üzerime geliyor. Evet, Adnan Dalga Kıran Dorukhan'la ilgili konuştu. Gerçekten ciddi olalım biraz. Evet. Çok önemli. Çünkü Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde bazı iddialar var. Dorukhan'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönünde bazı haberler var. Sevgili Meri Önal gitti Beşiktaş 2. Başkanı'yla. Adnan Dalga Kıran'la röportajını gerçekleştirdi. Adnan Dalga Kıran yayıncı kuruluşla ilgili de konuştu. Ama bugün Sayın Ali Koç açtı ağzını, yumdu gözünü. Neler söyledi neler. Mesut Özil'le ilgili konuştu. Yayıncı kuruluşla ilgili konuştu. Mustafa Cengiz'le ilgili konuştu. Çıktı oradan, gitti Mustafa Cengiz'in yanına. Nereye? Fenerbahçe Galatasaray voleybol kadın karşılaşması. Kadın maçına gitti. Bu arada buradan Kayseri Bellona'yı bir kez daha kutluyoruz. Son 16'ya kaldılar. İnşallah Kayseri Bellona takımı şampiyon olacak kadınlarda. Ve göğsümüz böyle kabaracak inşallah. Bunu bekliyoruz. Kayseri Bellona takımı inşallah şampiyon olacak.
Avrupa'da, kadınlarda. Sevgili seyirciler, başka neler var? Sergen Yalçın'ın Hulk'la ilgili açıklaması var. Çok 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 önemli bazı açıklamalar var. Onları şimdilik altyazı olarak vereyim diyeceğim ama bir tanesi beni çok heyecanlandırıyor. Hangisi biliyor musunuz? Yıldıray Baştürk ve Veli Kavlak. Yıldıray Baştürk yılların tecrübeli ismi. Türk futbolunun Avrupa'daki Emre Belezoğlu'su bence. Çok, Nasıl oldu? Çok doğru. Avrupa'daki büyük kariyerli. Final oynadı, Şampiyonlar Ligi finali. Mesut Özil ile ilgili eğer birisine bir şey sorulması gerekiyorsa bence Yıldıray'a sorulmalıydı. Arkadaşım Merit de gitti, Yıldıray'ı buldu ve cevabı birazdan ekranlarınızda olacak. Sevgili seyirciler, İlkay Gündoğan'la konuşmak istedik. Amcası İlhan Gündoğan telefonu yüzümüze kapattı. Emrecan'la konuşmak istedik. Borussia Dortmund'da, eski Liverpool'du, yüzümüze telefonu kapattı. Burak Yılmaz'la konuşmak istedik. Burak Yılmaz, Merih ile çok kısa böyle bir 20 saniyelik bir konuşması var. Ne dedi? Dedi ki, kulübümden izin alamam. Kulübümden izin almam. Çok zor şu anda. Konuşmak istemiyorum. Benim için konu kapanmıştır dedi. Bunu yazalım. Burak Yılmaz. Benim için konu kapanmıştır. Yıldıray Baştürk birazdan var odasında. Tekrar söylüyorum. Sizlerden rica ediyorum. Bizi izlerken fotoğrafınızı gönderin. Artı var odası cumartesiye istediğinizi gönderin sevgili seyirciler. İstediğiniz olumlu olumsuz her türlü eleştirilerinizi bekliyoruz. Dedik ve girdik. Nereden başlıyoruz? Nereden girmemizi istiyorsunuz? İstediğin yerden girebiliriz. Fark etmiyor yani. Nereden? Yani hangi konuda? Uzun süredir Beşiktaş'ı konuşmuyoruz. Mesut Özil'i çok konuştuk. Bence Beşiktaş'la ilgili haberle başlamamız mantıklı. Beşiktaş'la ilgili başlayalım. O zaman evet, Dorukhan'la ilgili. Dorukhan'la ilgili Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de bir sıcak gelişme var. Herkes şunu söylüyor. Diyor ki Dorukhan 800 bin euroluk teklifini Beşiktaş'ın kabul etmemiş. 1 milyon 200 civarında, 1 milyon 1 milyon 200 bin civarındaki teklifine evet demiş şeklinde. Adnan Dalgakıran bu konuyla ilgili ne dedi? Bir izleyelim bakalım Dorukhan'la ilgili ne demiş Adnan Dalgakıran. Başkanım, Dorukhan'ın durumu çok fazla merak ediliyor. Yani Beşiktaş taraftarlardan da Dorukhan'ın durumuyla ilgili hep bilgi bizden bekleniyor ama en net açıklamayı sizler yapabilirsiniz. Dorukhan'ın durumu nedir? Beşiktaş'ta kalacak mı? Fenerbahçe'ye gidecek mi? Merak edilen bu. Yani bu merak edilen şeyler kısa süre sonra zaten öğrenilir. Bir hafta 10 gün daha merak edilsen olur. Ama yani şu hataları yapmamamız lazım. Beşiktaş futbolcularla kaim bir yer değil. Futbolcular gelir, gider, alınır, satılır. Yani Beşiktaş'ın genel stratejisi üzerinde konuşmak daha doğru olur. Beşiktaş uzun vadeli bir strateji yapıyor. Biz bu kurallar manzumesini oluşturduğumuz zaman ortaya topyekün bir Beşiktaş çıkacak. Yani bireylere indirgediğimiz zaman onların da kendilerini çok fazla önemsemesine sebebiyet veriyoruz. Onların kendilerini çok fazla önemsemesiyle birlikte takım ve kulüp arması zedeleniyor burada. Asıl olan Beşiktaş kulübünün kendi kuralları, kendi stratejisi. Bu strateji, kulüpte bir strateji yoktu. Artık Beşiktaş bir kurallar manzumesi haline geldiği zaman oyuncular o kurallara uyanlarla Beşiktaş çalışır, uymayanlarla Beşiktaş'ın kimseye ihtiyacı yok. Sevgili seyirciler, birazdan tekrar Dorukhan'la ilgili açıklamaları ekranlarınıza taşıyacağız. Hocam sence Dorukhan Fenerbahçe'ye gider mi? Yani öncelikle Beşiktaş'ta, yani Beşiktaş'ta kalır mı? Yani sonuçta baktığında şu an çok olumlu bir tablo yok. Ama profesyonelde bunlar var. Aslında benim bakış açım çok farklı. Yani futbolcular profesyonellikte olabilir, anlaşamayabilirler, şartlara uymayabilir. Çünkü rakip takımlar işin içine girdiği zaman teklif de alabilir. Evet. Ama bizde ne diyorlar? Etik değil. Mesela Ocak ayından sonra sözleşmesi biten oyuncu görüşebiliyor Avrupa'da istediği takımla, biliyorsun. Erkan. Evet, evet, doğru. Ama bizde böyle bir yasak varmış. Kulüpten izin almak lazımmış. Ülkemizde şu an için öyle. Bilmiyorum değişti mi değişmedi. Hayır ya. 6 aya kalan oyuncuyla görüşebilirsin. İşte takımda görüşebilirsin. Öyle mi? Vallahi öyle demiyorlardı. Ya şöyle anlaşma yapamazsın. Galatasaray görüşünce öyle olmuyor biliyorsun. Hani... etik olmuyor yani. Ya etik değerleri o ayrı bak ama Dorukhan'la ilgili hani asıl problem olan şey Dorukhan'ın 1 yıllık sözleşmesi varken Emre Belezoğlu'nun geçtiğimiz yaz başında görüştüğü Dorukhan'la ve ayartacak mı, ayarttı mı, ayartmaya çalıştı mı? Bu iddialar var tabii, evet. Somut işi yok. Kimseyi de suçlamayalım. Dorukhan'la ilgili ama şu anda kontratı zaten 6 ay kaldı. Dolayısıyla görüşülebilir. Hatta anlaşma da yapılabilir. Türkiye'de de benzeri oldu bu arada. Gaziantep'te oynardı Cenk Tosun. Önder Özen yaptı bu. O zaman Beşiktaş'ın sportif direktörüydü. Cenk Tosun'la anlaştı. Cenk Tosun bu 6 ayı Gaziantep'te geçirdi.
Sonra döndü Beşiktaş'a. Ama kulübü izin verdi. Yani orada kulübü yok, izin hayır verdi. Orada ilk şey kulüplük bir şey yoktu. Habersiz yaptı yani. Haber aleni yapabilirsiniz. Engel bir abi, şey yok. Abi görüşebilirsin. Kulübü izin vermesi gerekir diyorlar ya gerek genelde. Yok, öyle bir zorunluluk yok. Onu anlatmaya evet. Çalışıyorum. O zaman Fenerbahçe'ye gider. Ne olacak yani, adam görüşebilir de. Şu anda görüşebilir, gidebilir. Bir engel yok bunda. Deniz Hocam, bayrak futbolcular vardır. Mesela Evren Turan bana göre Türk futbolunda Galatasaray'ın bayrak futbolcularından birisidir. Yani ona baktığım zaman ben Florya. Evet. Florya'yı görüyorum. Florya'nın havasında o eski Atatürk Havalimanı'nın oradan havalanan uçakların motor seslerini duyuyorum böyle. Evren'in antrenmanlardaki... Galatasaray geliyor. Aynen yani. Galatasaray geliyor aklıma böyle. Evet. Niye böyle boş boş uzattıysam orada bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hocam, bilmiyorum. Lafı top çeviriyorum böyle. Bana bakın, Barcelona gibi. Sana mı? Birazdan söyleyeceğim. Bana sallayacak diyor. Sanki öyle hissediyorum. Dorukhan, sallamadan önce hep Dorukhan Beşiktaş'ın bayrak futbolcusu değil midir? Yani bir Evren Turan gibi olamaz mı ileride? Olmamalı mı? Yoksa bilerek mi karıştırılıyor Beşiktaş şu anda liderken? Ben Dorukhan'ın Beşiktaş'ta mutlu olmadığını, dolayısıyla iki aydır kadroya alınmamasında bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Dorukhan'ın ailesinin de aldığım duyumlardan dolayı bunu söylüyorum. Hı-hı. Fenerbahçe'ye gitme konusunda ısrarcı olduğunu ailesi aldım. Evet. Bir dakika, çok önemli. Bir saniye müziğimi bir alayım bir. Hocam tekrar soruyorum sana. Dorukhan'la ilgili geldim. Ailesi ne diyor? Ailesinin de aldığım duyumlar bu şekilde, Fenerbahçe'ye gitmesi konusunda ısrarcı olduğunu, hatta milli takımdan çok yakın arkadaşı Ozan Tufan'ın da Dorukhan'ı Fenerbahçe'ye gelmesinde teşvik ettiğini duyumlarım arasında aldım ben de. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bu biraz hani yanlış anlamasın. Sakın bu Dorukhan'la ilgili değil. Dorukhan benim kardeşim. Evet. Çok severim. Çok çok sevdiğim, pırıl pırıl bir futbolcudur. Dorukhan'ı inanılmaz severim. Dorukhan'ı köşeye koyuyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama bir sporcu düşünün, bir futbolcu düşünün. Sen benim milli takımdan arkadaşımsın. Bana iki tane kelime söylüyorsun diye ben beni yetiştiren, daha doğrusu bana çok şey katan o kulübe ihanet ederek gidiyorum. Buna da ihanettir. Değil midir ihanet? Ben ihanet olduğunu düşünmüyorum. O kulüpte mutlu olmayabilir futbolcu. Mutlu da değil göründüğü üzere. Beşiktaş'ın değeri 200 bin euro mu hocam Dorukhan'ın gözünde? Bence her şey para değil. Parayı zaten ön plana alsaydı Beşiktaş'a imza atar, Beşiktaş'ta kalırdı. Beşiktaş'ta mutlu olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gitmek istediğini açıkça belli ettiğini düşünüyorum yaptığı hamlelerle. Fenerbahçe'ye de gideceğini düşünüyorum Dorukhan'ın çok. Ben şöyle bir şey söyleyeyim Erdem. Tekrar bir o haberi verelim mi Evren Hocam? Çok özür dilerim. Evet. Dedi ki Deniz Ateş Bitlal bir son dakika verdi. Evet. Bu altyazıyı birazdan verelim. Samet'ten rica edeceğim. Batu'dan rica edeceğim. Sevgili kardeşimden. Çok önemli. Ailesi Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor. Evet. Bu konuda teşvik ediyor. Hatta bu konuda Ozan Tufan da diyor ki gel Fenerbahçe'ye. Evet. Peki Dorukhan Fenerbahçe'ye giderse ikisi de box to box. Evet. Yani 6-8 değil mi hocam? 6.5 evet. Yani 8-8.5 bu civardaki futbolcular. O bölgenin oyuncuları. Evet. Dorukhan Ozan'ın formasını alıp, ya alamaz mı diyeceğim ama aklıma şu geldi. Acaba Ozan Crystal Palace hazırlığı mı yapıyor? Ozan. Yani yerine oyuncu ayarlıyor, kendi de gidiyor. Evet. Tam Fenerbahçe kaptanı. Ya şöyle bir şey var. Bak ben Dorukhan'ın yerinde olsam Fenerbahçe'ye gitmem. Neden? Orta saha ben de oynadım. O da şu an orta saha oyuncusu. Evet. Beşiktaş'ta Dorukhan olarak şu an orada piyasaya çıktı. Yani Beşiktaş'ta beraber hem milli takımda hem Avrupa'da konuşuldu. Şimdi gideceğin takımdaki ben orta sahaya bakarım. Kim var Fenerbahçe'de? Gustavo var, Mert Hakan Yandaş var, Ozan Tufan var. Bu arada Evren Hoca konuşurken Var Odası ekrana geliyor. Var Odası, evet. Ozan Tufan var, Mesut geldi, Pelkas var. Şimdi ben yani oyuncu biraz bunu düşünmesi lazım. Yani orada burada 200 bin euro için ama seneye Beşiktaş'ta Atiba belki bırakabilir. Soğuz'a 32 yaşına geldi yani baktığında. Biraz mantıklı düşünmesi lazım. Yani burada 200 bin euro ona çok şey kaybettirebilir veya öyle bir fark varsa para olarak. Tabii ki profesyonelliği düşünecek, parasını düşünecek. Ama ben Dorukhan'ın yerinde olsam Beşiktaş'la mukavaleyi uzatırım. Uzun yıllar Beşiktaş'ta. Aynen öyle. Ya bayrak futbolcu değil mi hocam? Şunu da eklemem gerekiyor. Beşiktaş'ın aslında Dorukhan'a da ihtiyacı var. Beşiktaş'ın kadro derinliğinde Dorukhan mutlaka yer almalı. Faydalı da olacaktır ben kalırsa ama dediğim gibi Fenerbahçe'yi kendi aklında da muhtemelen yer etmek istiyor. Ben bu tür transferlerde bir şey düşünüyorum. Yani sizi yükselten kulübe biraz da para kazandırmak lazım. Para kazandırmadan gittiğin zaman artık hani bu işin
ilahi kısmı mı diyeyim, bir şekilde bereketli olmuyor. Mesela Okan Buruk Galatasaray'dan parasız ayrıldı gitti. Para kazandırmadan gitti. Geri bir döndü. Anket yaptım arkadaşlar. Emre Belezoğlu tamam iyi kariyer dersiniz ama Emre Belezoğlu yeteneğinde bir adam çok daha üst seviyelerde oynar ve kalırdı gibi geliyor bana. Mesela işte Mehmet Ekici de aynı şey oldu. Fenerbahçe oradan hayır göremedi. Şimdi mesela Mehmet Topuz'da da gitti geldi formalar tam benzer değil ama hani yakın birbirine. Mehmet Topuz'da da yine bir hayır göremedi Fenerbahçe. Şimdi Dorukhan'ın sanki bana kalırsa yani bu işlerde biraz daha yani bir yıl daha kalsın, sözleşmesini uzatsın. Kulübüne para kazandırarak gider. Bir yıllık, gerçekten... bir yıllık uzatma olmaz. Bir hayır şöyle, 3 yıl, yıl atar. Batu sana bir fotoğraf gönderdi. 3 yıl atar, 1 yıl kalır. 1 yıl full oynar ki Dorukhan oynar. Beşiktaş'ta rahat oynar. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası'nı takımında geçirir. İşte oynaması lazım. Oynayacağı takıma ama gitmesi oynar lazım. Oynar zaten Beşiktaş'ta. Onun için diyorum. Ben onu diyorum. Bak ben de aynı fikirdeyim seninle. Ben Dorukhan'ın Beşiktaş'ta sözleşme uzatıp devam ederse futbolculuk kariyerini daha iyi bir yöne doğru ilerleyeceğini. Peki. Yani en az başka bir tabirle daha bereketli olacağını düşünüyorum bu işin. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'de de zaten oynama konusunda da sıkıntı var. Yani ki, orada Ozan'ın oynayıp oynamayacağı garanti Crystal Palace kalırsa, kalırsa konusunda ya. Kalırsa. Kalırsa ya Gustavo var, Sosa var. Şimdi Özil geldi. Ya Beşiktaş kulübünün prensipleri var benim anladığım o. Bu sene özellikle o anlaşmalarda belli fiyatlar var. Bütçeyi düşük tutuyorlar tabii. Onu şey yapmıyor. Buna şey uymuyor Dorukhan belli ki. Yoksa bugüne kadar imzayı atardı. Ya bir yani arada da şöyle yani 400 bin euro fark var diyorlar. 800 bin euro Beşiktaş veriyor. Bir şey değil oyuncu için. Yani oyuncu istiyorsa 200 bin euro çıkar yani. Bunlar büyük paralar zaten. Yani ya büyük paralar. Tamam Dorukhan'ın da uzun kontrat alması ya lazım emin ama değilim talihsiz bir sakatlık geçirdi. Şundan yani. Emin değilim yani Dorukhan açısından da düşünüyorum bir yandan. 400 bin euro yani arada çok büyük fazla paralara takılmayalım bence. Ama rakamlar önemli. Bak bu futbolcuları şimdi bu kadar ya da basit 4, değil. Beşiktaş 400 bin euro değil 400 ya, milyon dolar. Sevgili Ertem 400 bak, milyar dolar bu, olsa. Bak şöyle düşün. Bu adam Dorukhan'a kattığın hiçbir şey katamaz bak, dünyada şu an, yani. Bu adam 20 yaşına kadar para kazanmıyor zaten. 35 yaş 36 yaşına kadar da ne kazandıysa. Bizim ülkemizde paranı aldın alamadın oluyor. Bazen indirimler isteniyor. Adam zaten 15 yıl çalışacak ama bu 15 yıl bütün hayatını kurtarmak abi, zorunda. Ben, bak ben 36 yaşından sonra çalışabilirim. Ertem Şener de 36 yaşından sonra çalışabilir. Ama futbolu zaten yani yapabileceği iş alanı abi çok ben takıma oluyor. Bakarım. Takıma bir de hocama bakarım. Ben Beşiktaş'ta oynasam Sergen Hoca benim hocamsa ben o takımdan gitmem. Ya ben de aynı ben fikirdeyim ama kendime futbolcuyu da çok yadırgamıyorum maaşı. Oynayacağım yerde mücadele ederim. Oynamak çok önemli. O zaman Avrupa Şampiyonası'na gidecek. O zaman eski Dorukhan olacak. Oynayamazsa zaten yazın gidemez. Ya şimdi o risktir yani. Fenerbahçe'ye gittiği zaman çok oyuncu var o bölgede. Oynaması İyi çok düşünmesi zor. Lazım. Çok yani. Kendine tabii. Şimdi hocam Ali Koç'la Mustafa Cengiz'e geçeceğim. Daha doğrusu Ali Koç'a geçeceğim. Evin oğlu dedi. Bunları konuşacağız. Bir anketi getireceğiz ekrana ama Alanya'ya buradan Hasan Doğan'a ve Jülide Doğan'a, Hasan abiye ve Jülide ablaya çok selamlar. Bizi izliyorlar. Bütün Alanya'nın sevgilisi ikisi de Hasan Doğan'a ve Jülide Doğan'a kocaman sevgiler. İkisini de çok seviyorum. Var Odası izleyicileri. Bir anketimizi bir getirelim ekrana. Sevgili seyirciler, Dorukhan Fenerbahçe'ye gider mi? Var Odası Cumartesi etiketiyle yazdık. Yorumcularından da rica edeceğim. Bu anketi bir retweet yaparsak sevinirim. Altyazıyı bir alabilir miyiz rica etsem? Evet. Dorukhan Fenerbahçe'ye gider mi? Var Odası Cumartesi. Ertem Ben Twitter hesabından anketimize katılanların %50'si evet, %50'si hayır diyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin, yollayın lütfen. Geçelim nereye? 37 numaradan başlamak istiyorum bir ilk. Reklama gideceğim, hemen gideceğim ama 37'yi bir gösterelim. Benim çok tasvip etmediğim Bild gazetesi bugün yine sınırları aştı. Haddini aşan bir haber yaptı. Mesut Özil'in, 32 yaşındaki futbolcunun SMS yoluyla Sayın Ali Koç'un taraftardan medet umduğunu yazmış. Bir diğer sayfayı getirebilir miyiz ekrana? Bununla ilgili tabii ki konuşacaklar yorumcularım. Özil yüzünden Fenerbahçe Başkanı SMS'le yardım topluyor diyor. Bununla ilgili konuşacağız. Ayrıca Sayın Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Bizi izlerken fotoğraflarınızı ekrana getireceğiz ama önce çok kısa bir reklamımız var. Küçücük böyle bir reklamımız var, sonra saatler boyu devam edeceğiz. Reklama gidelim gelelim.
Devam ediyoruz. Var Odası reklamsız devam ediyor. Sevgili seyirciler, Ali Koç'a gideceğiz. Bildir haberine gideceğiz. Sevgili Bışar Özbey, uluslararası spor hukukçusu aynı zamanda. Onun da altını çizelim. Bu konuyla ilgili mutlaka Bild'le ilgili söyleyecekleri var ilerleyen dakikalar için ama Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda Mesut açıklaması başlıklı haberimizi göreceğiz. Bir fotoğraflarımız hazır mı? Bizi izlerken fotoğraf... Tamam, bir fotoğrafları getirelim önce. Var Odası'nda bizi izlerken cumartesi akşamı korona günlerinde bizi izlerken Ağrı'dan selamlar diyor. Ağrı'dan selamlar diyor bir izleyicimiz. Devam edelim. Ağrı'dan selamlar. Yine bir izleyicimiz daha. Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'tan selamlar Batuhan Semerci. Devam ediyoruz. Var Odası cumartesi. Keyifler yerinde. Selam Var Odası cumartesi. TV 100 ekranlarında ve bir baba bir kız uykuya giderken Evren abiyi çok seviyoruz. Sizlere de iyi yayınlar diyor. Erol Yılmaz Bey'e oğluyla beraber iyi seyirler diliyoruz buradan Var Odası cumartesi. Ve iki yakışıklı Vedat Ercan oğluyla beraber bizi izliyor. Çok sevgiler, selamlar. Bakın bizi kimler izliyor, kimler? Oh, oh, maşallah. Evren, kime benzettin biliyor musun? İhsan'a benzettim bizim Survivor'dan. Evet ya. Survivor panoramadan İhsan zannettim. Semih Günur, çok sevgiler. Kedimiz de bizim fanatiğimizmiş. Mami 1907, Berlin'den selamlar hepinize diyor, teşekkür ediyoruz. Çok fazla izleyen Almanya'dan çok selam alıyoruz. Avrupa'dan. Ertem abi, her zaman izleriz seni demiş Azat. Çok öpüyorum seni Azat'cığım. Bekle biraz, ilerleyen dakikalarda haberlerimiz var. Metin Kuş zannettim amcamızı. Ferdi Sakallı. Çok selamlar Ferdi Sakallı. Sevgiler Var Odası cumartesi. Oo işte günün fotoğrafı. 4 yıldız. 4 yıldız. Ne güzel fotoğraf. Gerçekten 4 yıldız. Ekranda da 4 yıldız. Tek 4 yıldız. Bak işte bunlar da benim canlarım. Serdar Şentürk'e buradan selamlar. Şentürk ailesi. Müthiş Fenerbahçeliler. Gözlerinizden öpüyorum. Yakışıklı Şentürk abi, Şentürk abla. Burada çok sevgiler, selamlar. Bizleri izliyorlarmış. Hadi artık yatağa diyoruz. Minik kızımıza oğlan biraz daha izleyebilir. Evet, Ali Koç'tan Divan Kurulu'nda, Divan toplantısında bir açıklama var Mesut Özil ile ilgili. Bir izleyelim bakalım. Mevzuatına göre de listede olmamasına rağmen her idmana A takıma çıktı. Sayın Ali Koç diyor ki 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara başlar. Bu demek oluyor ki 6 Şubat'ta Galatasaray derbisinde muhtemelen forma giyebilir. En azından bir 10-15 dakika olsa da giyebilir. Var Odası ekranın diğer tarafında. Var Odası'na ilk kim gidecek? Bışar Özbey mi? Deniz Ateş Bitnel mi? Evren Turan mı? Sevgili seyirciler, Evinoğlu dedi. Sevgili Bışar, Sayın Ali Koç. Sayın Ali Koç'la ilgili bir anket yaptım. Ali Koç'un açıklamalarını haklı buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Evet ya da hayır diye Var Odası cumartesi Ertem Ben Twitter hesabına yazabilirsiniz. Sana soruyorum. Sen Sayın Ali Koç'un açıklamalarını haklı buluyor musun? Bild'le ilgili neler söyleyeceksin? Ya şimdi bir kere Evinoğlu diyor Mesut'la ilgili. Belli ki hakikaten tamam. Arada bir bütünleşme var. Bir güzel bir aile havasına girilmiş. 1,5-2 yıldır da bir ısrar vardı, talep vardı. Ve bu Ali Koç her seferinde bu transferle dünya duyacak. Fenerbahçe'nin adını dünya duyacak diyordu. İşte dünya duymuş oldu. Bild gazetesinde Fenerbahçe'nin yardım kampanyası yaptığı çıktı. Evet, tweet'i verelim. Ali Koç'un söylemiş olduğu transfer politikaları tam cuk diye oturdu. Fenerbahçe'nin Mesut'u aldığı dünya çapında artık duyulmuş durumda. Evren Hocam. Bışar farklı bir pencereden baktı. Evin oğlu diyor. Israrla Evin oğlu dedi Sayın Ali Koç. Ve bir futbolcudan daha öte diyor Mesut'la ilgili olarak. Ya Mesut'u dün de hep konuştuk. Devamlı konuşacağız yani. Bu belli artık Mesut'un. İnşallah bundan sonra oynayacağı oyunu konuşuruz. Katkısını konuşuruz yani oynadığı zamanda. Çünkü o asıl önemli olan o benim için. Yani geldiğinde burada ne performans vereceği çok önemli. Kalitesini tartışmıyorum ama bu Evin oğlu, Elin oğlu işi beni... iyice şey oldu yani. Nasıl Evin oğlu oluyor ya? Evin oğlu yani Fenerbahçe'nin. Diyor ki küçüklüğünden beri Fenerbahçeli. Fenerbahçe sevdalısı. Evin oğlu benim bildiğim Burak Yılmaz Evin oğlu. Halil Dervişoğlu Evin oğlu. Hollanda'da yaşamış. Türk milli takımını giymiş. Türkiye'ye geliyor. Evin oğlu o abi. Evin oğlu bana bakarsan o zaman hacı. Nasıl yani? O da yabancı.
Hacı da yabancı abi. Geldi ama. Elinoğlu değil mi Hacı? Hacı Evinoğlu. Elinoğlu. Burak Elinoğlu. Evinoğlu oldu. Şimdi bir dakika. Abi Elinoğlu'ydu Evinoğlu oldu. Elinoğlu'ydu Evinoğlu oldu. Yani Elinoğlu Galatasaray'ın oğlu. Evinoğlu, Hacı. Evinoğlu olması için ilk önce gelecek burada bir şampiyonluk yaşatacak. Gidecek UEFA Süper Kupası'nı alacak. UEFA Kupası'nı alacak. Oo, Şampiyonlar Ligi'ni alacak. Yani burada, o burada zaman ben, abi, Türk demek futboluna bu hizmet edecek. O zaman Evinoğlu olur. Ama başarılı olur, Evinoğlu olur. Bu şekilde konuşmalar, polemikleri arttırıyor. Daha da fazla arttıracak. Eğer bunları engellemek istiyorsa Mesut, Fenerbahçe'de ilk 11'e girip başarılı olup Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne, belki de Şampiyonlar Ligi'nde başarılara ulaştırmalı ki bütün bu kendi hakkında olan olumsuz düşünceleri tamamen silsin. Abi bana o zaman Drobka da Evinoğlu, Snyder de Evinoğlu. Yok be hocam. Evet, Evinoğlu da Evinoğlu oldu. Abi geldi şampiyonluk yaşadı. Hani Hacı ile Drobka biraz farklı bir nokta olmuyor mu? Yani abi hepsi işte onlar da o zaman. Ama Mesut Türk hocam. Ya Türk de adam sonuçta Elinoğlu'ydu, geldi burada bir şey başardı, gösterdi. Türk olması ayrı bir şey. Elinoğlu'ydu, Evinoğlu oldu. Yabancı değil mi abi? Yabancı spor iddiaları. Hiçbir kulübe aşağılayamaz. Bence ben Bild gazetesinin yaptığı habere karşıyım. Bild Türkiye'yi aşağılar. Aşağılıyor. Demiş ki yardım kampanyası çok diyor. Türk futbolunu aşağılar. Bild Türk basketbolunu aşağılar. Bild yani bundan yıllar önce Reha Muhtar akıllı ol, Der Spiegel akıllı ol demişti, hatırlar mısınız? Tabii ki. Yani Bild gazetesi de burada konu Fenerbahçe değil. Türkiye'yle ilgili evet. Çok yani, olumsuz haberler Türkiye'deki yani. Bütün kulüplerin, hakikaten öyle ya. Adama ne malzeme veriyorsun? Kadar parası da vardır açıkçası. Ne, yani, ne parası vardır? Ya adamın 4 milyar borcu var be. Aşağılayamaz. O güce sahipler ama yani. Kimin? Bütün kulüpler, Türkiye'deki bütün kulüpler Bild gazetesini ya gerekirse kimse, satın alma gücüne kimse, sahip. Kimse kimseyi aşağılayamaz zaten. O Elin gazetesi hiç aşağılayamaz. Aynı şey, mesele aynı bak burada şu ama. Bak, mesele burada aşağılıyorlar. Şu. 4 milyar borcun olduğunu açıklıyorsun 4 milyar borcun olduğunu. Evet. Sen kalkıp 8 milyon euro mu 7 milyon euro mu neyse maaş bütçesi veriyorsun. Belli ki onu ödeyecek gücün de yok. Sonra taraftara Mesut ol diyorsun. Ya bu adamlar asgari ücretle zor geçiniyor. Evet, işte. Adamlardan para alıp Mesut'u alıyorsun. Alma kardeşim. Alma ya. Bak gazeteden ne yazıyor orada? Alma baba Mesut'un, işte. Mesut'un parasını vermek için halktan para topluyorlar diye manşet. Bak aynısını işte diyorum. Bild gazetesi. Daha gazete, Bild gazetesi işte. Var. Başka gazeteler de var işte. Abi, bak, başka, bu, evet, yani, siz de diyorsunuz ki yani malzeme verme diyorsun değil mi hocam? Tabii yani paran yoksa niye alıyorsun o zaman bunu kardeşim? Yani onun için bütün takımlarımız da bu sıkıntıları yaşadı. Ama şu anki transferde tamam Mesut olalım, Mesut olsun. Ama baktığında da burada Avrupa'da konuşulan şey hiç de iç açıcı değil. Yani Mesut'un transferinin büyüklüğünden ziyade Fenerbahçe'nin bu transferi yapacak bütçesinin olmayıp bu parayı halktan toplayacak olması. Konuşulan şu anda bu oldu. Bir de hele bak işin komik yanı. Düşün ki Falcao gibi oldu, geldi verim vermedi. Bu vatandaşın verdiği para nereye gidecek? Abi kulüpler böyle mi yönetilmesi lazım? Bu kulüplerin geliri gideri yok mu? Ya ben iyi biliyorum. Ali Koç benden de iyi biliyor Süper Lig kulübünün yılda ne kadar geliri olduğunu. Reklam, sponsorluk, yayın gelirleri, ha tribün gelirleri şu anda yok. O ayrı. Ama siz eğer ki bu bütçe, bak bütçenize göre takım oluşturmazsanız sonra gider halktan böyle SMS istersiniz. Birazdan ben de atacağım burada canlı yayında Fenerbahçe'ye destek SMS atacağım. Atamazsın. Niye atamayayım ya? Atamazsın. Niye atamayayım ya? Ben de sana mı soracağım ya? Hayır. Sana mı soracağım ya? Birazdan ben de atacağım deyince ben de IBAN atacak sandım. Hayır. Hocam bir şey söyleyeyim, o yalan atar. SMS falan atamaz. Bir şey söyleyeceğim. Atamazsın. Bak, şimdi bak bu gazlama bak, herkesin diyor ki, Allah aşkına. 20 lira atsana. 20 lira. Ya yok gerçekten atacağım. Bir destek. At. Destek. Bir dakika. Bıcar Özbey at. Bir tane nasıl önce at? Bir dinleyelim. Bir dakika tamam. Dur. İstersen seni gaza getireyim mi? Hayır hiç gaza getirmeye bir dakika. Gerek Ali Koç. Dinleyelim Ali Koç. Ali Mesut Özil'in şarkısını bir dinleyelim. Dur bir dinleyelim tamam, önce müsaade. Eyvallah. Ama Bıcar ekranda kalsın. Bıcar ekranda kalsın. Birazdan yardım at, parası atacağım. Bak Mesut'la yardım deme adamlara. Ya destek Mesut olacağım. Ya bak olacağım. Yapma bunu. Mesut olacağım dedim. Tamam bir gelsin. Allah Allah. Bıcar'la beraber Mesut Özil sen de şarkıyı söyler misin? Yok ben söyleyemem. Benim için söyler misin? Yok vallahi söyleyeyim. O zaman Mesut Özil'den dinleyelim. Mesut Özil'den söylesin. Dinleyelim. Biz de dinleyelim. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber Mesut olalım. Mesut olalım. Altta devam edelim ne? Bir anda bağırsa gel böyle yükselse. Hayko Cepkin'in aynısı. Gel gökyüzünde yıldız bak, şey bak arkadaşlar getirsin. İkisinin fotoğrafını yan yana koysunlar. Hayko Cepkin çok, çok benziyor. Ya Beşiktaş'ı Galatasaray ne alakası var? Yüz olarak benziyorlar birbirlerine. Tamam benziyorlar. Yani ne kötü bir şey mi söyledik? Yetenek olarak şey da benziyorlar. Ses biri, de güzel. Biri şarkıcı olarak yetenekli, şarkı biri futbolcu söylüyor. Olarak yetenekli. Doğru. Tabii. Hayır şöyle. Mesut alttan verin sesi arkadaşlar verin. Evren niye güldün?
Gülmedim ya. Güzel söylüyor adam. Özgüvenli bir kardeşimiz mesela. Ona bir şey yok ya. Bunlarda bir şey yok ya. Çocuk iyi niyetli. Tabii tabii ya. Ben de Hayko Cepkin'e benzettim. Bir daha verebilir miyiz? Bir daha verebilir miyiz? Gece olalım. Sesi yükseltelim. Gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım. Mesut olalım. Gel gündüzle gece olalım. Gel gündüzle. Şimdi Ali Koç divanda bağışla ilgili bir açıklaması var. Bak bak. Şey benziyorlar mı? Yok, benzemiyor. Yan yana getirsinler. Yan yana getirebilir miyiz? Bak Şarkı'da bir fotoğrafı vardı. Tamam bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bence benzemiyorlar. Bence benziyorlar. Benziyorlar aslında. Ya Mesut'un evet. Şapkasını çıkarsınlar bak. Dün Werder'de ya da Schalke'de bir fotoğrafını koyduk. Tamam mı? Mesut da saçları böyle. Bak videoyu değil arkadaşlar. Tamam, bulabilirseniz daha fotoğrafı yan yana koyun. Vallahi benziyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Ben istersen rejiye geçelim. Arkadaşlar tamamen senin istediğin ya, şeyleri yapsınlar. Ya tövbe ya. Niye böyle söylüyorsun? Yok yap yap. Yok. Doğru güzel. Güzel bir benzetme oldu. Yani, Hayko Cepkin'e şey de buradan kocaman sevgiler. Çok ben, da severim. Ben de çok severim Hayko Cepkin'i. Çok da dinlerim Beşiktaş'tı. Yani. Beşiktaş'ını bilmiyorum ama ikisi yan yana olduğu zaman çok hoş bir görüntü olacak. Burada evet Beşiktaş'a selam şimdi, çıkmış olalım. Şimdi bir Sayın Ali Koç'un sen bağış yapacaksın. Gerçekten yapacağım 20 bilmiyorum. 20 bin dolar. Kaç? 20 bin dolar. Yok artık ya. Ne o kadar paramız mı var ya? Ne kadar? 20 dedin yani. Bir SMS 20... ne kadar yapıyor? Bir SMS ne yapıyor? Bilmiyorum. Yani, ya koskoca Bişar Özbey'e yakışıyor koskoca mu? Koskoca Bişar Özbey. Koskoca. Bir dakika dur. Önce bir ama ben, Sayın Ali Koç'u bir izleyelim Ali Koç'u dinleyelim. Ya, destek olacağım birazdan. Sayın Ali Koç. Evet bir izleyelim. Dinleyelim. Tövbe. Sayın Ali Koç bir dakika. Bak bak ne dedi. Bak bak bak. Şu fotoğrafı görüyor musun? Kameraya yakınlaşabiliyor sen mu? De, ne yazdım? Sen de gör. Bir dakika. Sen de gör bir dakika aynı fotoğrafı da yanına bak, koyar mısınız? Ali Koç ne dedi? Yazdım. Kaça göndereceğimi bana söyleyin. Ali Koç ne dedi? Mesut telefonlar elinizde bak. Telefonlar elinizde. Telefon 19.07'ye kaça 19.05'e mi göndereceksin? Kaça göndereceğim bilmiyorum. 19.07 diyor. Gerçekten 19.07 hayır gerçekten kaça gönderecek 19.07 mi? Bir SMS yolla. Bir SMS ne demiş şey? En az bir SMS dedi. Bışar şey sevgili Ali yönetmenim. Çocukların telefonu yoksa anneler babalardan istesinler dedi. Vallahi helal olsun Ali Koç bile bir SMS istiyor. Baba niye oğlum? İster biz de yaparız göndeririz yani. İsteyenin 100'ü vermeyenin 200'ü ya. Bir SMS. Attın mı? Atacağım attın da mı? Hala bana kimse şey söylemedi. Abi, atacaksan at atmayacaksan. Bir dakika nereye göndereceğim? Atın nereye kaça göndereceğim? Mesut Ol 1907. Yolda, gönderiyorum. 1907 Mesut Ol 1907'ye SMS gönder. Gönderdim. Gönder. Gönderdin mi? Gönder. Vallahi gönderdim. Vallahi gönderdi Fenerbahçeli gönderdim. Bışar Koç. Ya ne olmuş? Bışar Koç. Ya ama bak, ben, 20 TL ile Fenerbahçe bir dakika bir dakika ben az önce de söyledim. Bak bir tane mesaj yakışmaz. 20 TL ile Fenerbahçe'ye destek geleceğinize Fener olduğunuz için teşekkürler rica ederim. Mesut Ol'a gönderecektin. Mesut Ol'a gönderdim Fenerbahçe'ye. Yalnız gidiyor. Geçen çorbada tuzumuz olsun. Geçen sene bin bin. Bu sene Fener Ol, şimdi de Mesut Ol. Tamam ne var bunda? Ne güzel. Ne güzel iş abi. Bu arada sevgili Ümit Özat bizi izliyor. Yarın bizlerle berabermiş. Babasına buradan bir çok kez daha amcamıza şifalar diliyoruz. Ali oğlu Ali'yi de buradan öpüyorum. Ümit Özat diyor ki ben de Fenerbahçe bu kampanyaya katılıyorum diyor. Mesut Ol kampanyasına ben de katılıyorum diyor. Ümit Özat'a buradan sevgiler. Bir kez daha Allah şifa versin babasına. Yarın bizlerle beraber sevgili hocam, kaptanım bizlerle beraber. Mesut Ol yaz 1907 SMS gönder dedi. Bışar'ı görüyor musunuz? Hızını alamadı sürekli Fenerbahçe'ye SMS gönderiyor. İnanmayan kamera yeniden yakın çekip. İnanmayız? Var, inanmayanlar için. Bir şey söyleyeceğim. Sen kendi kendine. Bakayım ne yazmış. Vallahi billahi ya. 20 TL ile tamam Fenerbahçe'ne destek. Geleceğimize Fener olduğun için teşekkürler. Ver bir daha atacağım. Sevgili Bışar Koç. Bir 20 lira daha atmak Fenerbahçe istiyorum. Spor Kulübü Derneği 0216-542-1907-B002. Sevgili Bışar Koç'a Fenerbahçe Kulübü'nden. 20 lira daha atabilir miyim? Atacak mısın? Atacağım vallahi atacağım. Bışar hızını alamıyor. Sayın Ali Koç'a, Sayın Ali Koç'u kıramıyor. Samsun Spor'a buradan. Ay yavrulara bak. Evet o fotoğrafları verelim. Onları verelim. Demin çok güzeldi. Ben de Evren Ol diyorum. Evren Ol. Ne var? Evren Ol. Evren Ol. Kalan. Evren Ol. Ne diyorsun? Evren Ol diyorum. Evren Ol adam yaz. 20 lirayla hava 19 yapıyor ya. 19 kaça? SMS'te direkt hava yapıyor. Nasıl bir gülmedir ya? Böyle bir şey olamaz. Abi reklam yaptı. Ne zamandır atıyor ya bire SMS. Ben de Evren Ol diyorum. Evren Ol. Hiçbir şey atmayın bana. Niye? Dua etsinler yeter. Instagram'dan bana Ertem Şener'e değil mi? Bana dua edin yeter. Aa dua güzel. Bana dua eyvallah, atın. Eyvallah dua eyvallah atın. Eyvallah. Bir maşallah bir maşallahınızı alırız. Bu arada çok güzel görüntüler de geliyor. Evet çok güzel.
Aa oo, ya gerçekten çok hoş ya. Şu fotoğrafa bakar mısınız? Çok ekip. Sevgiler, selamlar ya. Darıca'ya selamlar. Darıca'ya selamlar, her yere selamlar. Bışar. 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 Abi ne megalomansın ya. Kendini oraya atıyorsun ya. Kendini izlerken fotoğraf göndermiş. Bir şey inanılır yalnız gibi değil, çok, biliyor musun? Burada daha yakışıklısın, orada çok tipsiz. Evet yani. sağ gözünde artmacık var sanki. Evet, devam ediyoruz. Fotoğraflar gelsin, böyle devam edelim. Fotoğraflar gelsin. Ali Koç, Mesut açıklama dedik. Mustafa Cengiz, Ali Koç voleybol maçından görüntüyü bir ekrana getirebilir miyiz? Fotoğraflar devam edecek. Ertem Ben Twitter hesabım sevgili seyirciler. Ertem Ben TV100 hesaplarımıza, TV100 hesaplarına da Twitter'dan bol bol fotoğraf atabilirsiniz. Bizi izlerken fotoğraflarınızı lütfen atın, gönderin. Evet, işte Sayın Mustafa Cengiz, Sayın Ali Koç. Bugün yan yana oturmadılar dediler ya. Korona mı? Şimdi ya bir kere şu var. Niye yan yana otursunlar? Arada belki bir kere sosyal mesafe var. İki başkan selamlaşıyor. Konuşuyorlar tamam. Orada. İki başkan niye yan yana kucak kucağa, el ele kol kola olsun? Hani biraz da böyle eyyamı çok seviyoruz ya. Niye yan yana değiller? Niye yan yana olsunlar ya? Spekülasyon. Ya var ya, bir de o çok yan yana olaydan. Yani aslında eyyam dedin de diye girdim ama spekülasyon diyelim. Eyyam deyince yani, hocam böyle bir ben hemen hareketlendim. Kelime çekti galiba böyle. Eyyam deyince. Hocam, sever, eyyamı sever deniz. Eyyamla ilgili böyle bir şey seviyor, seviyor. Eyyam deyince hocam hoşuna gidiyor. Bütün hakemlerde bir tedirginlik olur o eyyam lafını duyunca da. Eyyam. Oğlum olursa adına eyyam koyacağım diyor musun hocam? Eyyam. Ne haber eyyam? Yani sen hiç eyyam yaptın mı? Ama çok karşı. Güzel bir soru sordum abi. Ne sordun? Dedim ki sen hiç eyyam yaptın mı hocam dedim. Hocam hiç eyyam onu ben de dün sordum, yok diyor. Yalan. Yeri ya, geliyor dakika, maçın bir içerisinde. Şimdi hakem maçı idare eden hakem başarılı hakemdir. Maçı bitirebilen hakem başarılı hakemdir. Bunu yaparsan maçı sağ salim bitirirsen ki bunu da yaparken çok yalpalamadan maçı yönetmen gerekir. Hocam evet. Maçı yönetir mi? İlla ki hocam, maçı tatlı, yönetir ya, var odasına kim gidecek? Sevgili seyirciler, var odasına kim gidecek? Maçı yönetir miydin, maçı idare mi ederdin? Ben hiçbir zaman idare etmedim. Malatya Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Kayseri Spor maçlarıyla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Sevgili seyirciler, bol bol tweet atabilirsiniz Ertem Ben'e. Mustafa Cengiz de Sayın Ali Koç bugün Galatasaray, Fenerbahçe voleybol maçında birliktelerdi. Ha bak onu diyecektim Ertem tamam abi. Tamam abi olabilir. Bak bu zor bir iş zaten. İki başkan yan yana duruyor, tamam mı? Eskiden şimdi tabii artık korona morun olduğu için araya iki ya da bir tane protokolle evet. Koltuk koyuyorlar. Protokolle birdir. Doğru. Zor iş. Düşünsene kendi takımın gol atıyor, sevinecektin. Ya yanındaki başkana ayıp olmasın. Bir de küme çıkma düşme maçıysa ya da şampiyonluk maçıysa böyle rekabet maçlarında çok daha zor olur. Haliyle yani zordur o yan yana oturmak. Ama tabii bir teamül var. Yani bütün dünyada bu oluyor. Başkanlar yan yana oturuyor. Ben orada sana katılmıyorum. Zor olsa da yan yana kadar oturuluyorsa bugüne kadar yan yana oturmaları gerekirdi. Dip dibe değil. Ne alakası var? Ya bir tane şu var. O zaman Sayın Ali Koç bence samimiyetsiz mi olur? Samimiyetsiz olurdu. Niye? Çünkü divan kurulunda gitti. Divan kuruluna gitti. Galatasaray aleyhinde konuştu. Mustafa ya, Cengiz demek Galatasaray demek. Ama. Olur mu? Mustafa Cengiz bak, demek Galatasaray demek. Ne olursa olsun. Şimdi bak ben seni sevmeyebilirim. Ama aynı yan yana oturuyoruz şu anda. Onun tamam. Gibi bak olacak. Ama arada sosyal mesafe var. Olması tamam. Lazım. Bir tane koltuk. Tamam. Protokolde bir duro koltuk. İki koltuk, üç koltuk olacak. Ne olacak ki? Ya, bir başka koltuk var mıydı? Sevgili Mustafa diyorum. Sevgili... Ya, Voleybol Federasyonu'nun uygulaması nasıl bilmiyorum ama Futbol Federasyonu uygulamasında protokolle bir kişilik sıra... Ya abi konumuz bu mu olacak? Şey yan yana gelmişler mi? Oturmuşlar mı? Aynen. Toplaşmışlar bundan mı? Başka fotoğraf yok mu? Yok. Ya burada en önemli nokta iki başkanın birbirini maç öncesi tebrik etmesi. Selamlaşmış olması güzel, aslında. Evet, en güzel görüntüyü vermişler bence. Yani bunun üzerine çok tartışılacak Deniz bir konu olduğunu düşünüyorum. Deniz ateş bir araya gelir mi? Gelince... Deniz ateş bitmeli oluyor. Ateş tufan ve su. Burada ateş ve su. Kim ne derse desin. Ateş hangisi, su hangisi bilmiyorum ama... Bir araya sen... gelmesi bile konu oluyor tabii açıkçası. Tabii ki yani... Yani neyi konuşuyoruz yani bir kere Laporta ya da Sandro Rosell, Barcelona eski başkanı, Florentino Perez'le bir araya gelmesi. Bunlar komik. İspanya'da ben böyle bir AS gazetesinden bir arkadaşımla görüşmüştüm. AS diyorum markadan. Ya komik anlatamıyorsun yani. Zaten İspanya olacağım yok. İngilizce ile İtalyanca ile anlatmaya çalışıyorsun. Anlatamıyorsun da anlamıyor da. İspanyol ile İtalyanca birbirine benzer de zaten. Anlarlar genelde birbirlerini. Konu da çok benziyor zaten şu anda. Ya o söyledi, değil konu. Bilgi mesele yani. O değil. Hani İtalyanca anlatamıyorsun, İngilizce anlatamıyorsun. Anlamıyorlar yani şimdi. Mustafa Cengiz'le Sayın Ali Koç niye bir araya gelmesin? Niye bir araya gelsin ya?
Bir de niye bir araya gelsin? Neden bir araya gelsinler? Ya zaman zaman olabilirler. Bir yerde karşılaşırlar. Maç çok güzel bir fotoğraf. Yani. Doğal bir şey çocuklar ama. Sizi seviyoruz çocuklar. Canlarım izliyoruz. Maşallah, çok güzel bir görüntü. Öpüyorum sizi. Canlarım benim. Diğer kulüp başkanları bir araya geliyor. Rahat rahat hepsi konuşuyorlar. Ya kulüpler birbirlerine yani... bir araya geliyorlar. Ne var sanki bunda ya? Yok, bu kadar büyütmemek de lazım. Devamlı görüşüyorlar. Eleştirecekler yani. De birbirlerini yan yana da duracaklar. Bunu... İki büyük camiye temsil ediyorlar. Kim bu adamlar getirdi, bu yan yana getirdi. Durmaktan imtina ediyorlarsa... Kim kendi otokontrollerini bu kadar sağlayacak adamlarsa zaten oturmasınlar o koltuğa. Ya ben ikisinin de bu olgunlukta olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla yan yana da otururlar. Birbirlerini yüz yüze de eleştirebilirler. Ki hatırlıyorum Ali Koç bir selfie bile çekmişti yani. Çok da sempatik bir olaydır bu. Futbol sahalarında protokolü hatırlarsan. Bir çocuğu da kucağına oturtmuştu falan Ali Koç. Evet, güzel evet, güzel evet, bir evet, fotoğraftı evet. Yani hatırlıyorum. Heh. Haliyle bunlar olur. Bu fotoğraf da çok güzel bir fotoğraf. Çok öpüyoruz. Oo, selamlar. Oh. Schalke mi forma? Almanya'dan mı? Yok. Forma ne forması ya? Sanki Makedonya'da bir takım forması gibi. Master forması gibi ya. Forma. Osman Gazi olsun. Mi? Olsun ya. Osman Gazi evet. Osman Gazi. Osman Gazi Spor'a buradan sevgiler, selamlar. Şimdi sevgili seyirciler. Yani olay bilmiyorum Sayın Ali Koç'un açıklamaları ne kadar tatmin etti sizleri, ne kadar etmedi bir Twitter'dan, anketten bir görebilir miyim rica etsem? Yönetmenim Ali'den, sevgili Ali'den rica edeceğim. Bakalım Sayın Ali Koç'la ilgili yaptığım ankette Fenerbahçeliler ne kadar oy kullanmışlar? Bence %40 çıkarsa Sayın Ali Koç'u %40 evet haklı diyorlarsa büyük bir başarı. Neden? %60'ın içinde Fenerbahçe Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonsporlusu var. Fenerbahçe tek başına çarpışıyor. Hangi konuda haklı mesela? Divan kurulunda. Evet yani. Ya kendi ödül transferi. Ali Koç'u divandaki açıklamalarından dolayı haklı buldunuz mu? Evet %41 bence. Sen ne var ya biliyorsun %41 olduğunu diyorsun ki %41 vallahi bilmiyorum. Vallahi görmedim. Bak vallahi görmedim. Diyorum Ertem abi var ya. Bak inan bana görmedim. Vallahi diyorum vallahi. Sana. Vallahi görmedim. Tamam iyi öyle olsun. %40 %44'e %56. Oy, maşallah. Bak sevgili yönetmenim Ali bir anda refresh dedi ve %44'e %56 oldu. Ben haklı buluyorum. Kendisine göre haklı. Sen de mi haklı buluyorsun? Bak kendisine göre haklı. Bir Fenerbahçeli olsam tabii ki Ali Koç haklı derim. Niye? Bir Fenerbahçeli olarak niye haksız? Ne diyecek? Biz Mesut'u almak istemedik. Para vermeyin. Ya bir kere her taraftar kulübüne artık para veriyor. Burada tuhaf olan şeylerden bir tanesi de şu. Kulüp başkanı ve teknik direktör arasında birbirlerinden haberleri yok bağıştan. Sayın Mustafa Cengiz bağıştan bahsediyor Galatasaray TV'de. Fatih Hoca diyor ki ne bağışı diyor. Taraftar ama onu yaptı ya. Taraftarın yaptığı bir bağış. Ya bak kulübün... bir şey söyleyeceğim. Bundan daha doğal ne olabilir ya, ama ne ya? Ertem zaten. Abi bak. Neyden? Ya bir de ben sana... Bağış toplama bak. Bir dakika. Ya bak. Benim burada Sayın Genel Müdürüm Ali Can Bey bir konudan bahsedecek. Ben yayına çıkacağım diyeceğim ki ne? Böyle bir şey mi vardı? Ah. Bu logo altını. Ah Ertem abi. Ya bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Daha içindeki... Kurumsallıktan bahsediyorum. Bak ilk 11'den... Kurumsal bir kanaldır. Bak bir dinle lütfen. Bir dinle lütfen. Dinliyorum kesme. Ama sen de beni kesmeyeceksin. Bak, ama dinle lütfen. Ya bak emir kipiyle konuşma. Ya rica ediyorum. Ya Rabbi, ne emir kipiyle konuş? Ne haddime tövbe de ya. Sen benim büyüğüm. Şimdi bak Ali Can Bey diyor ki bu defterlerin üzerine TV 100 logosu olacaktır diyor. Evet. Ve her sunucunun önünde bunlar olacak diyor. Ben de yayın öncesinde önüme koyuyorlar diyorum ki ne bu ya diyorum ben yayında diyorum bu defterden kullanmam. Olur mu diyorlar Ali Can Bey söyledi. Yönetmenim söylüyor kulaklıktan. Ben de diyorum ki öyle bir şey mi var? Benim haberim yok. Ben burada şey miyim? Yani kulüp başkanı eğer bir konuda konuşuyorsa teknik direktörün bak benim Fatih Hoca'ya sevgimi, nereden saygımı geldi biliyorsun. Nereden geldi bu konuya? Birazdan göreceksin. Ha. Aynı bağış ol kampanyasından. Önce Fatih Hoca'nın bence yaptığı orada yanlış. Fatih Hoca'nın Mustafa Cengiz'i ateşe atması, topa atması... Böyle hani böyle bu dalgalı sulara bak, atması bence ben de aynı şeyi söylüyorsun. Nerelere geliyor bak. Bak ben de aynı şeyi söylüyorum ama. Mustafa Cengiz Fenerbahçe sonra başkanı. Sonra da bana bir dakika bir saniye ne olur. Mustafa Cengiz Fenerbahçe başkanı. Transferde de yaptı. Onların Mustafa Cengiz böyle. Sarıyer başkanı mı? Onların Mustafa Cengiz Beşiktaş böyle. Başkanı mı? Ben burada yine Galatasaray'ı savunuyorum. Fatih Terim figürü Fatih Hoca'yı en az senin kadar sevdiğimi biliyorsun. Saygı duyduğumu biliyorsun. Daha çok seviyorsundur belki bilmiyorum. Belki daha çok seviyorumdur. Ama ben Fatih Hoca'nın burada ben yanlış yaptığını düşünüyorum. Abi ben burada söyleyemeyeceksek diğer söylediklerimiz yanlış olur ben zaten. Ben biraz önce sen dedin ya kulüp aklıma geldi şimdi. Kulüp başkanlarının, iki kulüp başkanının benim için orada dokunmaları önemli. Bana icraatları önemli. İki kulüp başkanı ne icraatı yaptı? Yıldıray Baştürk'ü yazalım. İcraat önemli, icraat. Ne yaptılar?
Kulübü nasıl, mali durumda nasıl getirdiler? Kim? Transfer yapıp takıma yararlı oldu mu? Şampiyon yaptılar mı? Ben ona bakarım. Galatasaray yönetimi için mi diyorsun? Siz için de iki kulüpte. Başkanların icraatine bakarım. Mustafa Cengiz 3 dönemini... Yavuz Uluçay sevgiler canım benim. Yavuz Uluçay'a sevgiler kardeşime. Yani ben onlara ayrı bakarım. Ben de onu yani ona iyi ayrı bakmak yani lazım. Şimdi bak ben bir şey söyleyeyim. Futbol konuşmuyoruz adam bu konuda. Şeyini konuşuyoruz. Bağış toplamak, bak bağış toplamak... Anca böyle konuşuyoruz. Başka bir şey anlatacağım. Bağış toplamak idari yönetimin... İdaresinde olan bir karardır. Derken virgülü koyun arkadaşlar. Bunu Fatih Hoca'ya bildirmek zorunda değiller. Ha, Fatih Hoca'nın ekran önünde bunu dile getirmesi, deklare etmesi doğru değildir. Ben buna katılıyorum. Seninle orada aynı fikirdeyim. Ama nasıl ki Fatih Terim yapacağı ilk 11'i, kimi kadro dışı bırakacağını, yani kadro dışı derken ilk 18'i almayacağını Mustafa Cengiz'e söylemiyorsa, muhtemelen Mustafa Cengiz de bizim gibi bunu internetten öğreniyordur. Ya da en fazla maçtan karar verdikten sonra öğreniyordur. Bırakın da Mustafa Cengiz Galatasaray Kulüp Başkanı olarak bir yardım kampanyasında başlayacaksa, böyle bir organizasyon yapacaksa Fatih Terim'in de haberi olmasın yani. Bu çok normal bir şey. Ya bak, Ertem, bir şey söyleyeceğim. Ertem attırıyorsun SMS, Galatasaray'a da atsana abi. Vallahi atarım. Ben niye atayım ya? Galatasaray'a onu atarım. Ben Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den ben atarım. Niye abi? Ben atarım. Sen de sonuçta kulüplerimize ihtiyacı yok diyemiyor musun? Ben demiyorum. Fener'e attırdın. Hayır, bir dakika. Fenerbahçe'ye attırdın. Sen ben attırmadım. Ben mi attırdım? Evet, sen attırdın. O şov yaptı. Tövbe ya. Bak, şov yapmadın bak mı? Sevgili Ertem Şener. Şov yapmadın mı? Benim yaptığım bağışlara, destekleri manipüle edemezsin. Sayın Ali Koç canlı yayına bağlanıyormuş. Bağlansın lütfen. Sayın Ali Koç bağlanıyormuş. Lütfen. Lütfen bağlansın. Eğer bağlanırsa yapacağım bağış artıracağım. Eğer yüreği varsa... Eğer bağlanırsa yapacağım... 10 tane daha bağış yapar diyormuş. Bak, eğer bağlanırsa evet, bu yayına 10 tane değil 1000 tane daha atıyorum. Bir dakika. Sayın Ali Koç'a çağrımız. Sayın Ali Koç, bir dakika. 1000 tane. 1000 tane daha atıyorum. Sayın Ali Koç, eğer yayınımıza bağlanırsanız Bişar Özbey diyor ki 500 de ben koyabilir miyim? Ya koy, 500 de senin için olsun. 1500 oy atacak Sayın Ali Koç. Bir saniye, şimdi bir dakika, çok önemli bir noktaya geldik. Deniz Ateş Bitnel. Buradan, bundan daha iyi bir pozisyon tartışamayız herhalde değil tabii mi? Ki. Çok özür dilerim. Bişar Özbey diyor ki ben sözünün eridir, tabii, adamdır. Eyvallah. Onu söylüyorum. Biz ara ara takılırız ederiz falan, ben her zaman da söylerim son yılların gördüğü en önemli yorumculardan bir tanesi, en renkli. Estağfurullah, estağfurullah. En renkli figürlerinden birisidir, her zaman söylerim, yorumlarından, yorumcularından birisidir. Sevgili Bişar Özbey, avukat Bişar Özbey diyor ki, uluslararası spor hukukçusu Bişar Özbey diyor ki, eyvallah, var odası yorumcusu Bişar Özbey diyor ki, Sayın Ali Koç yayınımıza bağlansın, 1500 oy. Ne 1500? 1500 tane SMS alacak. 1500 SMS ya, alacak. Sayın Ali Koç. Mesut için bağlansın. 1500 SMS ne ki? Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a sesleniyorum buradan. Daha Sayın fazla, Başkan. elini korkak alıştırma diyorsun. Can, sevgili Can. Ben seni var ya. Bak hiç bu yürekli davranışından hiç dolayı tutuyorum. Hiç yok. Bağlansın. Konuşalım burada, sohbetimizi sen yapalım. Sen de atacak mısın Evren? Yok ben at. Niye atayım? Galatasaray'a. Babam atar. Babam Fenerbahçe. Babam. Niye baban için at? Ha? Baban için at. Babamın kendi telefonu var, oradan atsın. Bravo ya. Tebrik ediyorum. İşte bu kadar. Deniz Ateş Bitnel, sen Fenerbahçe için 500 tane atar mısın? Ben hiçbir kulüp için 500 bırak tane atmam. Niye at? Bir tane de atmam. Peki sevgili seyirciler. Ben var odasına gidiyorum abi. Müziği de alalım. Bişar Özbey diyor ki. Bişar Özbey. Ha var. Bak var. Bir gösterelim Deniz Ateş Bitnel'i. Özlemişsin. Teşekkürler hocam. Herkese iyi akşamlar. Tabii gündem biraz normalde transfer konusu, oyuncular, transferler, takımların durumu da olacak tabii ki ama daha çok başkanların konuşmaları, onların yaptığı açıklamalar tabii ki gündeme de damga vuruyor. Öncelikle bu Evinoğlu, Elinoğlu olayı gerçekten bence çok uzadı. Bütün oyunculara ben saygılıyım ama kendi çocuklarımızı da her zaman, geçen de söyledim, yine değer veriyorum. Dün Nuri Şahin'i, Ahmet Altıntop'u unuttum. Onlar Evinoğlu. Onları tebrik ediyorum. Milli takımda mücadele ettiler. Müthiş mücadele ettiler ve çok da iyi oynadılar. Avrupa'da da çok iyi ülkemizi temsil ettiler. Ama bu açıklamalar her geçen gün daha fazla olduğu sürece futbolda gerginlik oluyor. Bizde de bu şekilde yorumlar yapıyoruz. Biz daha çok futbol konuşmak istiyoruz. Futbolun içinde kalmak istiyoruz. Hep bunu söylüyorum. Tabii ki kulüplerimizin durumları önemli. Belli paralar atıyorlar. SMS'ler oluyor. İşte Avrupa'da bunlar hep konuşuluyor. Tabii ki ülkemiz adına bunlar da çok iyi değil. Bunu değiştirmemiz lazım. Ben de Evrenol olarak bana dua istedim biraz önce. Yine istiyorum. Çünkü dua bizim için çok önemli. Bir maşallah demeniz de bizim için çok önemli. Bir de Beşiktaş konusunda geleceğim. Sergen Hoca'yı gerçekten tebrik ediyorum. Bir teknik adam olarak ciddi fark yaratıyor.
Beşiktaş takımında oyunculardan çok iyi performans alıyor. Bir şekilde her türlü maçları kazanıyor. Onun için Sergen Hoca'ya da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Evren Turan bar odasından çıkar hocam. Düdüğü çalalım mı bir? Ya güzel, güzel. Hocam özlemişsin sen ya. Golü verdin mi? Teşekkür ederim. Verdin mi golü hocam? Golü vermedim. Penaltı. Yoksa yine hocam, bir şey oldu. Hakemin kararı nihai, ben golü vermedim. Hocam kendi penaltı versene. Trabzonspor'la yine penaltı versene. Yani düdüğü penaltı verirken Trabzonspor'u karıştırmayalım artık. Yani Trabzonspor karıştırmayalım ama penaltı verebilirim. Hocam biraz düdüğü sert çalalım. Ver bir penaltı. Ne yaptın hocam ya? Kulağım sağır oldu ya. Hocam, ben bile bu kadar bağırmıyorum bunu ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Böyle stüdyo bir şey diye biraz sevgili seyirciler, sevgili Pıcı'nı vallahi kulağım gitti ya. Futbolcular o yüzden yanıma yaklaşmıyorlar futbolcular bir maçta şey genelde. Salih Dursun'a böyle düdük çalsaydım vallahi gelmezdi. Evren Hoca'yı bir gösterelim. Yo, ben Evren'i gösterseniz. Oyuncuyken böyle çalmıyordu abi. Sizin düdükler bir tuhaf ya. Baksana beynim döndü. Saçlarım şey oldu. Saçlar havaya dikildi. Sayın Ali Koç. Yok, saçlarım canlandı. Buradan Sayın Ali Koç'a seslenmek istiyorum. Fenerbahçe İletişim Komitesi'ne seslenmek istiyorum. Sayın Metin Sipahioğlu'na seslenmek istiyorum. Eğer Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç bağlanırsa 1500 SMS'e söz verdi. Vallahi söz ya. Bıhşar Özbey 1500 SMS'e söz verdi. Hiç Sayın Başkanım Ali Koç. Söz veriyor ve bağlanacağım diyor. Bu arada Yıldıray Baştürk birazdan var odasında. Sevgili seyirciler, Mustafa Cengiz'in Sayın Ali Koç'a bazı sözleri vardı hatırlarsanız. Bir izleyelim mi? Ne diyor? İzleyelim. İzleyelim mi? Hazır mıyız? 32 numara. 32 numara hazır. Bakalım. Benim disiplin kurulu yedek üyeme ne demekse ayrımcılıktan ötürü ciddi ceza verdiler. Attığı bir tweetten ötürü. Şimdi ben Ali Koç'ta hiçbir şahsi problemim yok. Oturduğumuzda da saatlerce futbol konuşmadan konuşabiliyoruz. İki medeni insanız. Onu da dediği gibi. Fakat ettiği bir sözcük hiç hoşuma gitmedi. Elin oğlu bakın diyor ki bir transfere, ki değerli bir transfer, açık konuşayım, çok Türk futbolunun marka değerini yükseltecek, rakibimizi de yükseltecek, bizi daha çok mücadele edecek bir hale getirdi. Benim hiçbir itirazım yok, saygım var, çok iyi bir futbolcu ama birileri elin oğlu, evin oğlu evine geldi demek nasıl mantıktır? Ben bunu anlamıyorum. Şimdi aslını reddedip, belli bir Türklüğünü reddedip gelene evin oğlu dememek gerek bence. O zaman elin oğlu kim? Oynayan bütün yabancılar elin oğlu mu? Bu bir ayrımcılıktır. Bunu lütfen kullanmayalım. Türk futbolunda böyle bir çığırı açmayalım. Herkes futbolcudur, değerlidir. Elin oğlu, evin oğlu diye ayırmayalım. Şimdi merak ediyorum, TFF bu ayrımcılığa ne diyecek? Yoksa muz uzatma sağlığa faydalı mıdır diyecek? Onu göreceğiz. Çok enteresan. Sayın Ali Koç'a aslında sataşmıyorum diyor ama sataşıyor Sayın Mustafa Cengiz. Kim daha samimi? Deniz Ateş Bitnel, müziğimi de alayım lütfen, rica edeceğim. Fotoğraflarınızı gönderiyorsunuz. Bizi izlerken var odasına fotoğraflarınızı gönderin, TV 100 ekranlarına. Fotoğraflar bol bol gelecek. Hocam lütfen bak. Net. Bugün seninle yayından önce de konuştuk. Sen çok net bir insansın hocam. Evet. Her zaman da hiçbir zaman fikirlerini yansıtmaktan korkmayan bir insansın. Çok genç yaşta düdük bıraktın. Evet. Düdüğünü astın. Çok net soruyorum. Ali Koç mu? Mustafa Cengiz mi? Şöyle sorayım. Yardımcı hakem alacaksın kendine bir tane. Evet. Mustafa Cengiz'le mi sahaya çıkarsın? Hangisini daha Ali Koç'la mı? Diyorsun. Hangisine daha çok inanırsın? Bu polemiklerin başlamaması gerekiyordu. Daha samimi açıklamayı Mustafa Cengiz yaptı bence. Onu da söyleminin içerisinde zaten dile getiriyor. Bu şeylerin uzamasını istemiyor. Polemiklerin tamam son bulmasını istiyor. Dolayısıyla Mustafa Cengiz'in açıklamaları daha samimi geldi bana. Polisimiz izliyor bizi. Polis, buradan polislerimize, askerlerimize, hepsine kocaman sevgiler, selamlar. Özel harekata, polislerimize. Ve şu anda polislerimiz izliyormuş. Herkes evinde
Sokağa çıkma yasağı var. Ama polisler dışarıda görevlerini yapıyorlar. Allah kolaylık versin görevlerinde. Başarılar daim için. Pomem'deki polis... Konya Ereğli'deki Pomem'de polisler... Pomem. Evet. Konya Ereğli'deki Pomem'deki polis arkadaşlarımıza... Polis Meslek Yüksek Okulu'na oluyor. Polis Meslek Yüksek Okulu'na. Evet. Kocaman sevgiler, selamlar. Çok sevgiler Konya'ya. Bütün polislerimize, hepsine, bütün vatan evlatlarına hepsine selamlar. Deniz Ateş Bitner diyor ki yardımcım Mustafa Cengiz olsun, Ali Koç değil. Evet. Daha samimi geldi çok açıklamaları. Net. İşte bu ya benim hocam, bu ya Deniz Ateş Bitner çok net konuşuyor. Yani sen Bışar. Evet. Sevgili Ertem Şener. Hangisi daha samimi geliyor? Hiç uzatmadan bir tanesi. Mustafa Cengiz, Ali Koç'tan biri. Mustafa Cengiz. Her zaman Mustafa Cengiz daha samimi gelmiştir bana. Evren hocam. Mustafa Cengiz mi daha samimi geliyor? Ali Koç mu daha inandırıcı geliyor? Yani şimdi ben Ali Koç'u tanımıyorum. Yani tanışmadım. Şimdi tabii ki konuşma anlamında diyorsan ben Mustafa Cengiz'e daha samimiyim. Yani en azından onun şeyini biliyorum. Konuşmalarda öyle gözüküyor ama insanı tanımak lazım. Mustafa Cengiz'in hitabeti falan da çok iyidir. Akıcı konuşur. O yüzden de anketi de bir ekrana getirelim mi? Samimi olup olmadığını insanların anlamak için biraz tanımak lazım. Yani tanımadan buradan benim bir net... Ya ekrandan gördüğümüz kadarıyla. Ekrandan gördüğümüz kadarıyla. Tabii ki yani. Başkan daha... Net konuşuyor. Yani konuştuğuna baktım Mustafa Cengiz Başkan. Mustafa Cengiz kitabın ama ortasından konuşuyor. Ali Koç için de hani samimiyetsiz veya şöyle bir şey diye demem. Hayatta demem. Ay ben de samimiyetsiz demem canım. Niye samimiyetsiz demem? Öyle bir şey demem. O bizim haddimize değil. Hepsine saygılıyız. Bir camianın başkanına samimiyetsiz demek bizim haddimize değil. Her zaman saygılıyız. Yani şahıs olarak Ali Koç'u seversin sevmezsin başka bir şey. Ama çok büyük bir camianın başkanı şu var, bana samimiyetsiz diyemeyin. Tanımadığın insanı sen sevmiyorsun. Niye sevmiyorsun tanımadığın insanı? Ya niye sevmezsin? Ekrandan görüyorsun, ekrandan geçmiyor. Tanımıyorsun ki. Şimdi mesela bizi de sevmiyorlar bak, ama tanımıyorlar. Onun altyapısı nedir biliyor musun? Anladın şey derler mı? Yani adam beni insanlar yaratılmadan önce takımda... ruhlar birbirini tanıyordu, tanışırlar derler. Eğer ki mesela misal veriyorum biz Ertem abiyle daha önce birbirimizi ruhlarımız tanımışsa bazen olur ya böyle gördüğün zaman adamı ısınırsın. Şey derler yani ruhun tanışmıştı daha önceden derler. Ya, bu onun gibi bir belki şey. Belki nefret ediyorsun ama tanıdığın zaman seviyorsun. Ekrana geliyor. Kim daha samimi? Sayın Mustafa Cengiz mi? Sayın Ali Koç mu? Sayın Mustafa Cengiz önde. %56 Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz. %44 Sayın Ali Koç. Bir FIFA emeklisi, FIFA hakemi emeklisi. Erken emekli diyelim. Erken emekli Mustafa, erken emekli Deniz Ateş Bitnel. Diyor ki sahaya çıksam, tribüne baksam. Bana bir yardımcı gerekse Mustafa Cengiz Başkan'la olmak isterim. Yani bayrak hakemim Mustafa Cengiz olsun diyor. Bu gerçekten son derece önemli. Çünkü Deniz Ateş Bitnel Türk futboluna damga vurmuş isimlerden birisi. Onun da bu sözü kayıtlara geçiyor bu akşam VAR odasında. Sevgili seyirciler birazdan Malatya Spor Galatasaray karşılaşmasıyla ilgili olarak Beşiktaş Göztepe Fenerbahçe Kayseri maçlarıyla ilgili olarak sizlerden de skor tahmini rica edeceğim. Yorumcularım da skor tahminlerini söyleyecekler. Ben de içeri geçeceğim. Onların zarflarını açacağım. Şimdi Fatih Hoca'nın bu açıklaması neydi Fatih Terim'in? Mustafa Cengiz bir bağış açıklaması yaptı. 34 numarayı bir ekrana getirebilir miyiz? Biraz önce söylediğim çünkü hatırlamayanlar var, bilmeyenler var. Bir izleyelim bakalım Sayın Fatih Hoca'nın açıklamasını. Tek gördüm. Maçtan önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bağış kampanyası başlattı. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bağış kampanyası mı? Evet, tabii. Bağış kampanyası? Kim başlattı? Başkan Mustafa Cengiz. Haberim yok. Bir de maçtan önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bağış kampanyası başlattı. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bağış kampanyası mı? Evet, tabii. Bağış kampanyası? Kim başlattı? Başkanım. Haberim yok. Hocamı çok seviyorum. Bir konuda sözümü geri alıyorum. Fatih Hoca'nın bir hatası yok. Değil mi? Ya şöyle. Fatih Hoca yok diyor, burada olabilir. İletişim komitesinin hatası var. Fatih Hoca o gün maç var. Bağış kampanyası o gün oluyor. Doğru. Maçtan 3 saat önce, 4 saat önce Fatih Hoca'ya bilgi gelmemiş olabilir. Bilgi verilmemiş olabilir. Ama... Bu konudan dolayı bence yanında iletişim komitesinde kim varsa hocaya bilgi vermeliydi. Bağış kampanyası yani başladı hocam. Baştan 3-4 ay önce hocam basın toplantısında haberin olsun mu bak diyecek? Basın toplantısında bağış kampanyasıyla da ilgili sana soru gelebilir bilgin olsun diye. Burada hocaya, Ertem abi çok haklı. Maç sonu söylenmeliydi. Ki bu 6 atılan maç sonrası değil mi ya? Hocanın morali falan yerinde. 6 attı. Evet. Ya morali falan yerinde de değil diye de bir şey de yok. Hocam maç sonu böyle bir soru gelebilir. Hazırlıklı ol diye denebilir. Yani ki hocanın ben jest ve mimiklerinden anladığım hakikaten haberi yok hocanın.
Bunda da normal bir şey yok, haberi yoksa. Tamam ama maçtan sonra olsa ne olur ki haberi, ben anlamadım. Hayır, gelen soruya karşılık böyle haberim yok dememiş olur. En azından olabilir, doğrudur. 3-4 saat önce olmuş. Ya şey der, yönetimimizin böyle bir takdiri kararı vardır vesaire vesaire. Ne söyleyeceğini benim öğretecek halim yok da Fatih. Yani teknik adamların bu işlerle ilgili çok haberi olması veya bir bence içinde olmaları çok bir şey yok. Onların içi sahada. Haberi olmaması da gerek bunlar zaten. Bunlar saha dışı olan. Yani o Fatih Terim saha içi organizasyonlara ilgilenir. Mustafa Cengiz sağ dışı. Ya hoca maçı gibi konuşacak, maçı anlatacak. Maç 6-0 konuşacak. Adam onu sorarsa İşte da... yani işte polemik işte. Gazeteci arkadaşımız polemik arıyor orada. Yok bence güzel. Sorudur yani ama normal polemik de arar da ne var bunda? Çok da normal bu da. Sayın Orhan Karakurt'a, Cumhurbaşkanlığına, külliyeye buradan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanlığında görev yapan bütün görevlilere, değerli büyüklerimize de buradan de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyorum. Güvenlik danışmanı selamlarımı iletiyorum. Sayın Orhan Karakurt başta olmak üzere çok önemli. Tam bir devlet adamıdır Sayın Orhan Karakurt da. Çok çok kıymetli bir isimdir, onun da altını çizelim. Sevgili seyirciler, evet VAR odasında Fatih Terim'in verdiği cevaptan sonra bugün Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bir transferi açıklayalım sizlere. 18 numara Bright Osayi Fenerbahçe formasıyla da ekranlarınıza getireceğiz. Çok önemli. Fenerbahçe için de son derece önemli bir futbolcu. Queens Park Rangers'tan transferi. Yaş 23, uyruk Nijerya, sağ kanat. Oynadığı maç 194, goller 18, asist 19. Onyekuru tarzında bir futbolcu olduğu söyleniyor. Bu yaşta oynadığı 23 yaşında. Çok iyi. 23 yaş ama Nijerya sağ kanat. Çok iyi oyuncuymuş. Yani bu yaşta yani oynadığı resmen çok iyi. Başlayacak yani. Evet, evet. Bright ay, devre arasında oldu ama galiba. Hayır, devre arası oldu galiba. Açıklamayı getirebilir hayır, miyiz ekrana? Yok, sezon sonu için. Hayır. Değişti galiba. Ben eğer yanlış bilmiyorsam. Ya Fenerbahçe bir santrafor Batu olacak. Bence diyorum ki Osayi'nin transferi şimdi mi, sezon sonu mu? Sezon sonu benim. Şimdi evet. Şimdi değiştirdi Fenerbahçe onu tabii. Tweet ekrana geliyor şimdi. Tweet geliyor. Bright Osayi Fenerbahçe'de. Sevgili seyirciler, sezon sonu içinde Queens Park Rangers'ta sezon sonu için anlaşmışlardı ki bugün Queens Park Rangers'ın maçı da vardı. Kadroda yoktu sevgili Batu'yla baktığımızda. Devre arasında Emre Belezoğlu'nun Erol Hoca'ya tavsiye ettiği söyleniyor bu futbolcuyu. Ben de çok beğendim, baktım izlediğim kadarıyla daha önceki karşılaşmaları. Tweet geliyor mu ekrana, Bright Osayi tweet'i? Hazırlıyorlar. Tamam. Hazırlıyor arkadaşlarımız, ekrana getirecekler. Onyekuru da İstanbul'a geldi. Onyekuru tarzında bir futbolcu olduğu söyleniyor Deniz Hocam. Siz Bright Osayi hani gençken ben, falan diyeceğim ama yönetmişmiş. Çok hakim değilim futbolculuğuna ama bir şeye katılıyorum. 23 yaşında 194 maçta oynamış olması, çok fazla süre almış olması tecrübeli bir futbolcu olduğu anlamına gelir. Futbolcu için bu kadar maça çıkmak. Başarılı olacağını düşünüyorum ben. Serdar Akgün, çok özür dilerim. Sevgili Serdar Akgün, televizyon camiasının önemli ismi, benim sevgili kardeşim diyor ki Salı günü geliyor, karantinaya girecek. Her iki kanatta da oynuyor. Sevgili Serdar'a teşekkür ediyorum. Karantinaya girecek, sonra imza. Bugün mü geliyormuş? Akşam geliyor herhalde. Bugün, yarın geliyormuş yani. Doğruymuş. Evet, Salı günü geliyormuş. Yani Salı günü. Salı günü. Salı günü geliyor. İmzayı sonra atacak. Ertem Şener, ama Ertem iki kanatta da oynuyor. Çok önemli bir futbolcu. Şimdi Serdar'a teşekkürler. Soru sormuşlar bizim Ümit Özat'a. Hangi Ronaldo'yu savunmak zordu? Cristiano, Nazario. Orada demiş ki ben Ronaldo ayırt etmiyorum. İkisiyle birlikte mücadele etmiş. Gülünecek ne var abi bunda? Vallahi komik bir adam. Evren Hocam'ın mimiksiz hali çok enteresan ve komik oluyor. Hiç böyle yok, bazen... Kendi espri yapıyor, kendi gülüyor. Ben espri yapmıyorum hocam, ya. Onu bazen ben işte orada... Çözemiyorum yani, onu çözemiyorum. Ben espri yani yapmıyorum. VAR odasına birazdan kim gidecek bakacağız. Bak, yakışıklı da bir fotoğrafını koyayım. Birazdan VAR odasına kim gidecek bakacağız sevgili seyirciler. Deniz Ateş Bitnel mi, Bışar Özbey mi? Ama öncelikle şunu söyleyeceğim. Onyekuru'nun görüntüsü var mı? Onyekuru'nun görüntüsü gelecek. Görünmez adam o. Görünmez. Hakikaten siyah maskeyi de takmıştı bugün. Falcao'nun yani, Galatasaray'dan ayrılacağı söyleniyor Eren Hocam. Doğru mu? Vallahi... Evet, geliyor. Onyekuru'nun dün daha doğrusu gece saat 4.45'te sabah 4.30-4.45 civarında İstanbul'a geliş görüntüleri. Onyekuru Fenerbahçe'nin Galatasaray üzerindeki saltanatını, Kadıköy'deki saltanatını yıkan adam.
Elleri cebinde, sabah yorgun Paris uçağıyla geldi. Çok yorgundu gerçekten de. Ama Fatih Terim'in çok istediği bir futbolcu. Bana göre de Galatasaray'a çok şey katacak bir oyuncu. Onyekuru, Onyekuru çok önemli bir futbolcu. Çok şey katacak Galatasaray'a. Kesinlikle. Ama bir taraftan Bright Osayi'de Bright Osayi'nin de çok önemli bir futbolcu olduğunu belirtelim. Çok önemli mesajlar geliyor. İngiltere'den bir menajer arkadaşım yazdı. Onyekuru'yu hani tozunu dumanını attırır gibi bir ifade. Onyekuru'yu bekliyordum. Tam onu bekliyordum zaten. Öyle bir şey bekliyordum. Öyle diyeceğini bekliyordum zaten. Bana mı diyorsun? Gizli yok, yani öyle bir haber gelecekti zaten. Belliydi. Tabii gelir değil mi? Genelde böyle. Tabii genelde ama olur böyle. Onyekuru olunca bir tozunu dumanı attıracak öbür adam uçurur yani. Onyekuru ama daha genç oyuncu bak. Bu avantaj, genç oyuncu almak avantaj. Kim genç oyuncu? Fenerbahçe'nin transferi. 97'li değil mi ya? Ben 23 yaşında ya. Tamam 97'li. Ya ama en azından öbürü daha profesyonel, daha kim? Fazla maç oynamış. Osayi mi? Yok şey ya, Onyekuru. Onyekuru da ikisinin yaşları yakın. Onyekuru'nun maç eksiği yok mu sizce? Birini tanıyoruz, öbürünü tanımıyoruz. Maç tabii. Eksiği var tabii. Ona özellikle değindik zaten. Geçen sene de maç eksiği vardı. İngiltere gibi bir yerden geliyor. O maç oynayarak geliyor. Tabii. Antrenmanlı geliyor, hazır geliyor. Onyekuru ilk geldiğinde de maç eksiği vardı. Son geldiğinde de maç eksiği vardı. Yine maç eksiği vardı. Onyekuru alışıyor. 2-3 hafta sonra garip ya, bir ciğeri var. Onyekuru bu sezon 4 maç oynadı. Yani, Onyekuru bu sezon 4 maç oynadı. İkisi aynı tip oyuncularsa hakemler için de çok tehlikeli bu tarz oyuncular. Çünkü çok değişik pozisyonlar yaşanıyor maç içerisinde. Abi, büyük takımlarımızın ihtiyaç var bu tip oyunculara. Kesinlikle. Türk futbolunun ihtiyacı var böyle var, yani, bu tarz oyuncular. Çünkü oyunumuz... Osayi 23 maçın 22'sinde ilk 11 oynamış. Hazır 3 gol 2 asist bu sezon. Çok önemli. Çok skor odaklı. Çok önemli. 3 ya bir şey söyleyeceğim. 23 maç 22. Tamam ilk 11'i hazır olması i̇lk çok 11. iyi de 3 gol 2 asist ön bölgede oynayan bir oyuncu için çok fazla değil. Onyekuru'nun skora etkisi daha fazladır. Baksınlar. Galatasaray'a da çok skor etkisi. Ya onun zaten şimdi kıyaslamayalım. Oyuncu birbirinden oyuncu, öbürü daha genç oyuncu. Yani o çıkışta olacak. Hayır, yaşlar aynı. Genç oyuncu değil. Tecrübe yaşından bahsediyor. Tecrübe olarak bahsediyor. Yani bir kere hani Monaco'da oynamak başka bir şey. Tamam Championship ama Monaco'da oynamak. Geldin Galatasaray'da oynadın burada işler etmiş. Monaco'yu geçen Galatasaray'da oynadı. Yani büyük olay. Şampiyonluk yaşadı. Geldiği yer de Everton bu arada. Monaco'yu nasıl geç? Monaco'yu geç mi? Herhalde geç. Monaco kim? Galatasaray kim? Monaco'yu geç. Evet geç abi. Monaco'yu geç derken hocam sanki böyle hani Fransa 3. liginden. Monaco'yu çok geçtik yani. Le Havre hani tabii geçtiniz o ayrı bak oradan. Böyle yine bir evren yaptın böyle 6-8 yaptın hocam. Monaco yine bir 6-8 yaptın oradan. Yok Galatasaray'la Monaco'yu bir araya tutalım. Şimdi Bışar bugün saat 17 civarı beni aradı. Dedi ki sana abi bir fotoğraf gönderiyorum dedi. Ne olur dedi bunu dedi Batu'ya ver. O gerekeni yapıyor. Galatasaray'ın yeni transferi için. Galatasaray'ın 24 numarayı bir... Bak forvet sonuna Galatasaray'ın çare bulacak. 24 numarayı önce bir verelim. Forvet 24 sonuna numara. Çare bulacak Galatasaray'ın. Önce bir Mario Jardel'i verelim. Yeşil sahalara geri döndü. 47 yaşındaki futbolcu benden bir yaş büyük. Portekiz ekiplerinden União Serpense'ye transfer olmuş. Serpense. Bakın Mario Jardel Galatasaray'ın eski yıldızı 47 yaşında. Maşallah. Portekiz ekiplerinden União Serpense'ye transfer olmuş. Kaçıncı lig acaba? Portekiz futbolunun Özebio kadar yoktur ya. Yoktur. Özebio yani çok değişik bir adam değil miydi? Yani ceza alanı içinde durup ceza sahası içinde durup top çarpsa bile gol olan bir adam değil mi? Ben Jardel Portekiz değil ki. Brezilyalı. Brezilyalı yani. Brezilyalı. Hayır, Portekiz'de. Katılmıyorum hocam. Her top sanki mıknatıs gibi çekiyordu yani, ve gol atıyordu. Jardel inanılmaz bir oyuncuydu. Yani durduğu yerden hakikaten kafayla yani penaltı. Mario Jardel Brezilya futbolunun gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden biri. Portekiz futbolunun Portekizli değil ama Portekiz futbolunun çok önemli isimlerinden. Galatasaray'a yanlış hatırlamıyorsam Cem Uzan helikopterle indirdi Florya'ya. Geldiğinde de Falcao'nun o Porto'da yaptığı çıkış vardı ya. Tam öyle bir futbol. Bir gelsin 25 numara. Çok önemli bir yer. Türk futbolunda. Bak mesela Real Madrid, Barcelona falan gidebilecek seviyedeyken Galatasaray'a geldi. 25 numara gelsin. 25 milyon dolara geldi o dönem Galatasaray'a. 25 numara geldi. 25 milyon dolara geldi Galatasaray'a. Zaten Türk futbolunda sponsorlukla alınan ilk futbolcu olabilir mi? Olabilir hocam. Yani ben sponsorlukla alınan futbolcuların hatırladığım ilk futbolcuydu. Cem Uzan, Sayın Cem Uzan'ın Star Televizyonu'nda çalışıyordum. Hepimiz görevliydik ve gerçekten de çok büyük bir transferdi. Luchescu'nun da çok çok memnun kaldığı bir isimdi. Luchescu'ya yapılan bir transferdi bu. UEFA'dan sonraki biliyorsunuz UEFA kupasını aldı Galatasaray. Evet. Süper kupayı da Jardel'le aldılar. Evet. Real Madrid yıkan adamdı hocam. Sonra bu takım Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Monaco'da ikinci rüyide hocam bilirsin ikinci rüyeyi.
İkinci lige altıya Real Madrid'i yıkaradan. Zaman. Evet, İstanbul'da Fatih Akgel'in sağdan ortalayıp yıktığı adam yani Real Madrid'i yıkar adam. Çok önemli bir adam. Real Madrid hayatında öyle maç kaybetmemiştir ha. Hangisi? Şimdi o kadar çok maç mı? Yok, öyle bir maç kaybetmemiştir. Metin Kuş 2-0'dan 3-2. Yok yok ya, Süper Kupa'yı diyorum. Evet. Attı, Metin Kuş hazır değil mi? 2-0'dan 3-2 olan bir maç vardı o. Attı bitti abi. Tamam orada öyle. Ondan sonra onu kaldırdılar o kadar. Şimdi Falcao ile ilgili bir açıklama var. Falcao ile ilgili bir açıklama var. Milli takım teknik direktörünün açıklaması var. Ondan sonra Millonarios başkanının Falcao ile ilgili açıklaması var. Kolombiya teknik direktörünün açıklaması var. Bunları bir ekrana getirelim mi? Sonrasında da Türkiye'nin sayılı doktorlarından Metin Kuş'un Falcao ile ilgili açıklaması var. Rueda, Falcao umarım hemen iyileşir. Bunu diliyor ve en kısa sürede sahalarda olmasını istiyoruz. Falcao'nun dönmesi tecrübe ve kadro rekabeti açısından önemli diyor Rueda. Sevgili seyirciler, Kolombiya teknik direktörü, Kolombiya milli takımında mı daha önce oynar, Galatasaray'da mı daha önce oynar, Galatasaray'a mı daha önce döner, Kolombiya'ya mı daha önce döner, hangisinin daha çok ihtiyacı var onları konuşacağız. Diğer grafiği getirelim arkadaşlar, 26 numarayı bir getirelim, 28'i getirelim hızlı hızlı. Evet, bir tarafta Kolombiya milli takımı, bir tarafta Falcao. Evet. Dün akşam Burak Yılmaz'ın avukatlığına soyunan sevgili Evren Turan hocama buradan seslenmek istiyorum. Ben Burak Yılmaz'ın avukatlığına bütün Türkiye soyundu. Ben soyunmadım hocam. Bütün Türkiye soyundu. Ben soyunmadım hocam. Ben Türk değil miyim? Ben Türk'üm. Soyunmadın işte. Deniz Ateş Bitler de soyunmadı. Evet. Siz ikiniz avukatlığını vallahi yaptınız. Vallahi ben seve seve avukatlığını gerçek yaparım sevgili Burak Yılmaz. Şüphe. Hocam Burak Yılmaz, dün akşam yanlış konuştu. Yanlış mı? Şimdi o zaman kesinlikle değil. Ya sen bir sussana ya. Vallahi sol kulak kulağıma pamuk tıkayacağım ya. Hayır ya dedim, yok dedim, ne var? Ya bir sus ya. Allah aşkına. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten bir sus diyeceğim bak ya. Vallahi bir sus dur ya. Şimdi Bışar, Falcao dün akşam diyordunuz yani. Milli forma her şeyden önemli. Size şimdi soruyorum. Galatasaraylılar. Ne alakası var ya Falcao'yla? Bir dakika. Niye? Ne oldu? Sıkışmayın bir şey. Yok, bir durun ya. Ne alakası var? Ya bir durun milli bir durun. Takım, milli takım. Hocam bir durun. Falcao'nun. Şu formayı bir formalı fotoğrafları bir alabilir miyim ortaya? Galatasaray ve Kolombiya milli takımda. Hangisi öncelikli? Hangisinin maçı öncesi? Hangisi öncelikli? Hayır, öyle değil işte. İyileşecek hangisi? Falcao Fenerbahçe'de olsa diyeceksiniz ki, veya Falcao Beşiktaş'ta olsa. Yani ne alakası? Tabii ki canım, orada Kolombiya milli takımı varken ne gerek var Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye? Abicim maçı denk gelirse iyileşecek. Ne denk ya? Milli takım diyor ki, milli takım teknik direktörü bas bas bağırıyor. Bana Falcao lazım diyor hocam. Kolombiya kim var orada? Jackson Martinez var. Bu yaz, değil mi hatırla? Bu yaz Falcao'nun attığı golle bir önemli bir galibiyet almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Sonradan girip atmıştı. Bravo. Şimdi sen dosyalarla, davalarla uğraşırken yazısın. Normalde hatırlarım, dikkat ederim de ama hatırlayamadım yani. Şimdi Falcao için burada milli forma mı önemli, Galatasaray forması mı? Niye cevap vermiyorsunuz? İşte önemli. Ya hayır niye? Ya bir dakika, ben de diyorum ki Fenerbahçe olsa, Beşiktaş olsa, Trabzon olsa diyeceksiniz ki Kolombiya milli takımının forması önemli. Bak, burada Galatasaray forması var mı orada? Sen söylüyorsun. Bak, ben burada bak çok delikanlıca söyleyeceğim. Ya niye dün Mesut Özil, aynı olay Mesut Özil ya. Aynı olay. Ne, Falcao ile aynı mı? Ben hayır. Bak mantık olarak. Hocam bak, gülme. Mantık olarak aynı değil mi? Mantık olarak aynı değil mi? Yok abi. Falcao için Kolombiya forması mı daha önemli, Galatasaray forması mı? Ya bana ne abi, ona soracağım. Hocam niye bana ne? Yabancı o zaman, abi o. Niye Mesut da yabancı ya, sana bana, göre? Ona göre. Sana göre. Hayır bak sıkış. Şimdi bak, geldin bak, işte nasıl düştü? Hayır ben düşmedim. Mesut da yabancı dedi. Hocam bak ben diyorum ki Mesut sana göre yabancı. Siz şeyi bile bilmiyorsunuz ya, Fenerbahçe'de yerli bir yabancı statüsünde mi oynadınız? Kim oynuyor bilmiyor ya? İkiniz de bilmiyorsunuz. Kim bilmiyor ya? Bak Falcao, hocam. Milli oyuncu bak, Türk milli takımında mı oynuyor? Hocam. Benim Türk milli takımım. Bir şey söyleyeceğim. Bak Bişar küçücük kaldı ekranda bir anda. Bak hocam bir şey söyleyeceğim. Kolombiya milli takımından bana ne? Alman milli takımından bana ne? Hocam Falcao için. Ya bir Türk milli takımından. Ya bir soru sordum. Falcao bak şunu. Sana bir soru soruyorum. Tamam bak sor. Falcao için Kolombiya milli takımı mı önemli? Tamam anlatayım. Galatasaray mı? Anlatma, cevap ver. Şimdi bazı oyuncular yaşları ne kadar olursa olsun, kaç olursa olsun böyle, genelde 35-36'da futbolcular futbol uzaklaşmaya başlar ya, soğurlar, evet. Sağdan tiksindiler, yoruldular kamplardan vesaire. Bazı futbolcular bu emekliliğe yakın iyice futboldan uzaklaşmaya başlarlar.
Mesela Drogba buraya geldi. 35'te mi geldi? Yanlış yanılıyorsam muhakkak düzeltsinler. 34'te. 34'te geldi. Bir buçuk sezon oynadı. Muhteşem oynadı. Muhteşem oynadı ve iki maçtan birini atlaya attırdı. Yani müthişti. Ama ben Falcao'da bu profesyonelliği göremiyorum ne yazık ki. Doğruya doğru. Falcao inanılmaz. Falcao ya Galatasaray'da bu profesyonelliği göstermedi. Hocam bana niye? Bak, ve bana o yüzden bak ama beni dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun beni dinlesen, da anlatamıyorsunuz ki. Abi. Sen de cevap vermiyorsun. Sen de politik yapıyorsun. Hayır politik yapmıyorum. Sen de siyaset yapıyorsun. Sen de siyaset yapıyorsun. Bak Falcao Galatasaray'da bu profesyonelliği göstermedi. Belki milli takımda gösterecektir diyorum. Yani, abi Falcao'nun sağlığı daha önemli. İyileşsin de. Hangi maçı öncesi onda oynar. Ama bu kadar sakatlık olması da doğru değil. Ferhat Turna'ya İzmir'e buradan selamlar. Bir Ferhat Turna'ya el sallar mısınız ya? Bu kadar sakatlık olması da önemli. Ferhat Turna. Bu kadar normal değil. Büyük Fenerbahçeli kardeşim. Hocam. Bak hocamdan cevabı alamadım. Sana soruyorum. Verdim abi cevabı. Ya bana net söyle. Kolombiya mı Galatasaray mı? Abi dinlemedin ki. Ya hayır desene Kolombiya ya da Galatasaray. Ben sana ne dedim? Diyorum ki Galatasaray'da bu gerekli profesyonelliği göstermedi. Belki... Kemençeyle izliyorlarmış bizi bak. Abi yine kesti sözü. Ama orada amca bizi. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakar mısın? Vallahi. Bana Kolombiya ya da Galatasaray diyemiyor musun? İronik durumlar nedir biliyor musun? Ya Kolombiya ya da Galatasaray diyemiyor musun? Bak ekrana çıkıyor çocuk ya. Bazen ağlanacak durumlara gülersin. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk var ya yapışacak birazdan gırtlağına senin. Diyorum ki. Bana Kolombiya ya da Galatasaray diyemiyor musun? Diyorum zaten. Ya hocam bana Kolombiya ya da Galatasaray der misin? Bence önce kulüp. Yani bence. Hocam ben, beni ben dinleyecek misin? Tamam. Yani, ben var odasına gitmek istiyorum. Tamam gidersin. Hemen şimdi gitmek istiyorum. Gider, gitmeden abi, önce bir sen yani. Ertan konuşamıyorum. Alman, tabii ki Kolombiya önemli. Bir şey, bir yere geleceksin. Çok ay, tuhaf tuhaf. Sinsi yok. Sinsi gülüyorsun. Kolombiya milli takım önemli. Öncelikle şu anda kulüp takımının kendisine ihtiyacı var. Kulüp takımında Kolombiya milli takım önemli. Tamam çok mu zordu? Çok mu zordu bunu 10 dakika önce konuşmak? Yok. 10 dakika önce. Hocam tabii ki milli takım forması daha önemli. Almanya daha önemli. Onun için Kolombiya önemli. Mesut için mi? Tabii işte Almanya. Tabii ki Alman milli takımının forması daha önemli. Eğer oranın ekmeğini yiyorsa, suyunu içiyorsa tabii ki Alman milli takımının forması önemli. Ne var bunda hocam? Abi biri Kolombiyalı, biri Türk ya. Ya hocam. Allah Allah. Sen olayı anlamıyorsun. Sen ben olayı çok iyi anlıyorum. Hayır anlıyorum. Kolombiyalıyken Peru milli takımında da olabilir. Anladın mı? Milli takımı onun için. Hocam benim harita bilgim var ya bak ben dünyayı çizerim böyle size şu anda böyle dünyayı. Çiz abi biz de Kolombiya milli takımındayken Peru'da oynaması gibi bir şey yani Mesut'un Almanya'da iken Alman milli takımındayken Türkiye'de oynamaması. Anlamadınız mı? Sen abi ne diyorsun sen valla bugün beni bir var odasına gönderin kendime geleceğim. Ben var odasına göndereyim o zaman. Valla beni bir var odasına göndereyim ya. Var odasına gidecekmiş. Ben gideceğim ben. O bir şere gönderiyoruz. Valla ben gideceğim ya. Benim kulağım kulağım gitti abicim ya. Valla kulağım gitti. Tamam daha hafif çalacağım hocam. Duymuyorum yani. Selamünaleyküm Türkiye. Bugün Ertem Şener'le hiç anlaşamıyoruz. Sürekli sözümü kesiyor. Sorular soruyor. Sorularını cevaplandırıyorum ama beni dinlemiyor. Niye bilmiyorum. Bu Ertem Şener'in tavrını, beni dinlememesini, sürekli sözümü kesmesini siz değerli izleyicilere havale etmek istiyorum. Bir de sevgili Ali Koç, eğer bizi dinliyorsan, izliyorsan katıl programa. Gel Fenerbahçe'yi, Mesut transferini seninle konuşalım. Az önce bağış yaptım. Bağışı da şimdi açıyorum. Gerçekten Fenerbahçe'yi düşünüyorsan, gerçekten Mesut transferinde desteğe ihtiyacın varsa bak... Şurada göstermek istiyorum bütün Türkiye halkına. Daha yakından görün. Fenerbahçe'ye destek oldum. Mesut Ol kampanyasına destek oldum. Katılırsan ben sözümün eri bir adamım. 1500 tane SMS daha Fener Ol kampanyasına, şimdiki adıyla Mesut Ol kampanyasına bağışlayacağım. Yeter ki programa katıl. Fenerbahçe'yi gerçekten düşünüyorsan herkese hayırlı geceler. Teşekkürler. Erken bitirdim. Çalmıyorum Evren hocam için. Çalmıyorum. Sadece var işaretini yaptım. Erken bitirdi. 24 saniyen daha vardı. Erken bitirdim çünkü konuşturmuyorsun. Konuşacağım kadar konuştum. Allah Allah, Allah bir şey söyleyeceğim. Sen orada gölgenle kavga ediyorsun. Orada sana Evren hocam konuştu. Orada karışmadı. Ya çok bir şey söylemeyeceğim. İki kelam edeceğim. Oradan karışır diye sen çekildin. Ya baktım ki son 30 saniye düdük çalar falan bir şey olur. Ben bir şey demedim. Ben düdük çalmıyorum. Sen bu arada bir şey söyleyeceğim. Çalmadım Evren Düdüğü hocam. Ben çalmıyorum. Deniz Ateş çalmıyor. Ya çalmasan çaldırırsın. Ne olacak belli değil. Onu bilmen lazım. Aferin sana. Yani. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Tebrik ediyorum seni. Şimdi sevgili seyirciler. Birazdan da Deniz Ateş Bitnel gidecek. Sevgili Tuğçe Erdem kardeşimin doğum günü. Buradan Allah sağlıklı sıhhatli ömürler versin. Güzel ömürler versin sevdikleriyle birlikte. Tuğçe Erdem deyince bir Deniz Ateş Bitnel'i bir gösterelim. Kayınçonun? Eşi. Eşi. Kayınçonun eşi ne demek oluyor?
Bizim gelinimiz oluyor. Gelininiz oluyor. Evet. Anladım. Yani sizin eşinizin... Ya eşinizin erkek kardeşinizin eşi. Abisi ya da erkek kardeşi. Ya Allah'ım yarabbim ben niye konuşamıyorum? Sen niye oradan çıkma zorunlu hissediyorsun ya? Belki o ben sırada... Ben diyemiyor muyum? Hani? Belki o sırada hesap edemedin diye. Benim o sırada... Hayır benim... Belki benim... o sırada anlatamadım. Ya ben anlatamam. Biraz yavaş anlatıyorsun hemen araya girdim Başar, anlattım ya. Bunda ne var? Bravo, Allah... Ertem anlamıyor biliyorsun. Allah anlamıyor. Anlatamıyor. Allah Nisa'ya yardım etsin. Ya bak. Allah ne bak, yapayım? Bak hızlıca. Allah yardım etsin. Hızlıca anlatmayayım. Allah gerçekten yardım burada etsin. Allah senin yakınındaki izliyor insanlara gerçekten bak, yardım etsin. Boş, en başta bana. Vallahi kameraman arkadaşıma yardım etsin. Bana tanıyor yardım etsin. Sevgili ya Allah aşkına. Ben Ertem Şener'in tanıttığı gibi bir insan değilim. Ben ne dedim ya? Ertem Şener tanıtmıyor ama sen nasıl davranıyorsan seyirci seni öyle görüyor. Her geçen gün izleyicilerim beni daha iyi tanıyor. Sevecek. Ben bile sevmeye başladıysam onlar da sevecek. Ya hocam, şimdi müjdat bile seni sevmeye başladı. Sevgili seyirciler, Metin Kuş, sevgili Metin abi. Metin abiye buradan kocaman sevgiler. Survivor ekibine buradan İrem başta olmak üzere. Murat Öztütüncü, Acun abi, Esat abi. Hepinize sevgiler, selamlar. Maxi'ye buradan kocaman sevgiler. Maxi'ye Hermano diyorum. İnşallah buradan gönderirler. Hermano ne demek biliyor musun? İspanyol hocam yok. Kardeş demek, kardeşim demek Hermano. Kardeşime buradan sevgiler. Metin Kuş'u bir dinleyelim. Mesut Özil'den Falcao'ya, Falcao'dan Mustera'ya kadar konuştu. Sevgili kardeşim Meri Önal bu röportajı yaptı. Birazdan da Yıldıray Başçırk röportajı gelecek, bir izleyelim bakalım. Mustera'nın ayağı kırıldı. Beklenilenden çok kısa bir sürede döndü. Bu tarz hızlı dönüşlerde tekrar bir nüksetme şansı olur mu? Tabii ki olabilir ama Mustera hayranıyım zaten. Söylemeye gerek yok bir Galatasaraylı olarak. Her hastalığın farklı iyileşme şekilleri var. Bazı hastalıklar kimi insanlarda daha çabuk iyileşir. Kırıklar daha çabuk iyileşir. Bazı kırığın yerine göre de değişir bu işler. Ama yani Mustera zaten atom karınca biliyorsunuz yani. Yani çabuk iyileşmeyi hak eden bir çocuk. Ama tabii ki nüksedebilir. Bazı kırıklar nüksedebilir erken dönemde. Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu. Önce Mesut'la ilgili düşüncelerinizi alayım. Çok sevindim tabii Mesut'un Türkiye'ye gelmesine. Mesut muhteşem bir futbolcu zaten ya. Dünya tarihine geçecek bir futbolcu. Geçecek olan bir futbolcu. Canlı maçını da izledim Almanya'da. Onun için iyi biliyorum çok öncelerden. İnşallah hiçbir problemi yoktu. Şampiyonluk yarışı. Neler söylersiniz bir Galatasaraylı olarak? Bu sezon Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki yerini nasıl görüyorsunuz? Sizden alalım. Ya çok sürprizler oluyor. Hiç beklenmedik şeyler oluyor. Bazen inanılmaz güzel oynuyor Galatasaray. Bazen saçma oluyor, garip oynuyor. Ama tabii ki bir Galatasaray olarak her zaman için Galatasaray'ın şampiyon olmasını isterim canı gönülden. Ama tarafsız olmak gerekirse hakikaten hak eden kazansın derim her zaman için. Ya da hak eden kupayı alsın isterim. İstiyorum. Metin Kuş'a çok teşekkür ediyorum. Bir çok şey çok teşekkür ediyorum. Metin abiye çok teşekkürler. Önemli. Doktor Metin Meri Kuş. Meri Hünal, seni kınıyorum kardeşim. Gidip orada iyileşmiş futbolcuyu soruyorsun ama iyileşmemiş futbolcunun yani Falcao'nun reçetesini sormuyorsun. Sana yazıklar olsun. Belki de Falcao'yu iyileştirecek doktor Metin Kuş ama sormuyor, bunu bilinçli yapıyor. Ay bir şey söyleyeceğim. Meri'yi kınıyorum. Başar, müsaade eder misin? Meri'yi hiç kınama, tamam mı? Bence sen kendini kına. Çünkü Falcao'yu sormuş. Falcao'yu sorsa ne olacak bir, ya? Ne kaybeder? Bir müsaade eder misin? Metin Kuş'a sormuş. Metin Hoca demiş ki doktor Metin Kuş, Metin abi. Falcao konusunda bilgi yok. Benim hiçbir bilgim yok. Ne bir raporu ne bir şey, hiçbir şey bilmiyorum demiş. Belki deneyimlerinden tecrübelerinden bir şey aktarırdı be. Nasıl ama bir sakatlık işte o öyle değil. Metin Kuş dolu konuşuyor. Boş konuşmuyor. Ya boş konuşma dolu konuşmayla ne alakası var? Tecrübelerini aktarması diyorum. Boş konuşmak mı olur bu? Dominik'teyim. Her şeye hakim olamıyorum. Falcao'nun son durumuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ne desem sevgili bak, seyircilerimizi tamam, yanlış yanıltmış tamam olabilirim. Tamam bu ayrı. Son durumu onun için Falcao ben konusunda bilgi vermeyeyim. Bilgi verecek durumda değilim. Bak bu demiş. Bu ayrı. En azından sormuş. Ben Meri Önal'ı kınadım zaten. Sen niye bu sefer de Meri Önal'ı savunmaya başladın? Allah'ım yarabbim. Ben inanamıyorum biliyor musun? Metin abi çok iyi tanırım. Hem de çok iyi bir doktor. Ama ne alaka bizim? Nereden bilsin ki Falcao'yu? Ya bu kadar yıldır, bu kadar yıldır, bak bu kadar yıldır, bak bu kadar yıldır kimler bacağını kopardı Survivor'da, adamı iyileştirdi. Geçen hafta dedim bu Falcao'nun ilacı sende mi Metin Kuş? Meri Önal'da gitmiş röportaj yapmış. Röportaj yaptım bari Falcao'yu sor dedik. Kötü mü dedik? Rahatsız mı oldun? Çok alakasız yani. Ya sen de alakası buluyorsun. Survivor yarışmasında gibi doktoru. Sayın Ali Koç'a buradan seslenmek istiyorum. Sevgili evet. Bışar Özbey diyor ki, Sayın Başkanım eğer yayınımıza bağlanırsanız 1500 SMS atacağım, söz veriyorum diyor. Bışar Özbey veriyor bu sözü. O diyorsa doğrudur başkanım, bağlanmanızı rica ediyoruz. Eğer ayaktaysanız çok da yorgunsunuz biliyorum. Şimdi Metin Kuş'la ilgili konuşmaları duyduk.
Yıldıray Başyurk'a bir gidelim mi? Önce bir görüntüleri verelim, fotoğrafları. Şöyle bir fotoğrafları verirken Mesut Özil'in Galatasaray maçına yetişebileceğini söylüyor arkadaşlarım. Galatasaray derbisine. Ama neden Galatasaray derbisine yetiştirilme gibi bir böyle bir zorunluluk olur onu da anlamış değilim. Abi büyük oyuncular hani yıldız oyuncular derbilerde bir fark yaratırlar. Yani orada oyunu bir farklılık yaratmaları lazım. Galatasaray maçında oynayacak diye Allah korusun. Orada böyle bir 20. dakikada falan böyle bir sıkıntı olsa hocam Allah göstermesin. Onu artık hoca karar verecek. Teknik adam karar verecek. Doktor bir rahatsızlığı varsa onlar karar verecek ama ne zaman fizik olarak iyi duruma gelir, ne zaman sağlıklı olur ama bir oyuncu da büyük umutlarla gelip o derbide oynamak ister. Galatasaray için de gelecek oyuncu için aynı şey geçerli. Fenerbahçe için. Yani doğru. Fenerbahçeliler de onu orada görmek ister. O sahada, derbide. Ama performansı önemli tabii ki. Doğru. Sevgili seyirciler, sizden gelen fotoğrafları yayınlamaya devam ediyoruz. Sizin fotoğraflarınızı yayınlıyoruz. VAR odasında, TV100 ekranlarında. Türkiye'nin yüzü, TV100 sizin yüzünüz ve artık bambaşka efsane bir program VAR odası. Türkiye'nin efsane kadrosuyla, dinamik, genç bir kadroyla sizlerle beraberiz. Çok önemli isimlerle röportajlarımız var. Yıldıray Başyurk, Türk futbolunun çok önemli isimlerinden birisi. Beni yapmışlar. Kim yapmış? Benim bir arkadaşım yapmış herhalde. İsmi ne? Söyleyelim ya. Ya Ali diye arkadaşım Ali, var. Ali Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Şey yapmış. Ali Bey'e buradan çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nasıl benim yapmış abi bunu ya? Kazanmak için bir dakika diye bir program sunuyordum ben kanalda ekranlarında. Evet, yarışma programı. Ertem o sen misin gerçekten ya? Benim. Vallahi benim bak. Saçlar efsaneymiş ya. Saçlarımı ektirmeden önce. Saçlarımı ektirmeden önce. Şimdi daha genç gözüküyorsun. Ha, sen bu arada hep soruyorlar. Nerede ektirdin, nerede ektirdin? Reklam olmasın. Story'den görebilirsiniz. Ertem Şener story adresinden görebilirsiniz nerede ektirdiğimi. Buradan söylersem olmaz. Rütük kuralları gereği söyleyemem ama story'de görebilirsiniz nerede ektirdiğimi. Sevgili seyirciler, başlara doğru giderseniz görürsünüz. Ertem Şener Instagram adresim. Yıldıray Başyurk. Mesut Özil ile ilgili olarak dün Burak Yılmaz'ın söylemiş olduğu açıklama, talihsiz açıklamalardan sonra. Tövbe yarabbim ya. Abi ne seni, ya. Seni sinir etmek için söyledim. Yok hakikaten. Burak herkesin hür iradesi soru ya. Sormuş, İstediğini söyleyebilir Burak. Bana ne? Konuşur muydu, konuşmaz mıydı? Onu tabii ki beni kararı ilgilendirmez. Ama telefon elinden düşecek kadar da böyle sert bir açıklama yapmadım. bir ekrana gelsin Yıldıray Başyurk, Merih konuştu. Yine Merih Önal konuştu. Benim Merih Demiral'ım. İzleyelim bakalım, görelim. Mesut'un gelişiyle ilgili neler söylersiniz? Tabii ki büyük bir transfer Türkiye için. Ben Mesut Açık'ta 31-32 yaşında değil, belki 2 sene sonra Türkiye'ye gelir diye düşündüm. Tabii bu Arsenal'de kadro dışında kalınca değişik yollara gitmeyi tercih etti. Bir Amerika vardı sanıyorum gidebileceği. Bir de işte Türkiye'de bulunduğu ortamlardan Fenerbahçe ile bir bağlantı oluştu. Fenerbahçe'yi tercih etti. Gurbetçi oyuncuydunuz siz de. O dönemlerle bu dönemleri kıyasladığımız zaman şöyle zorluklarından, yaşadıklarınızdan sizin anlatacaklarınız neler var? Bir Türk'ün Alman milli takımında oynayabileceği o dönemde kimse düşünemiyordu. Ben de zaten U16'da çok erken Türkiye Genç Milli Takımı'na seçildim. Yani 16'dan sonra U21'e kadar bütün yaş gruplarında oynayarak genç ümit milli sonra A milli oldum. Sadece Türkiye vardı yani bizim düşüncelerimizde. Kulüpler genç çocuklarımıza baskı yapıp bir şekilde Alman milli takımına kazandırmak istiyorlar. Burada eğitiliyorsun. Önün açılmasını istiyorsan eğer Alman milli takımı seçmelisin. Yani çocuklar buradan çıkması zor durumda. Dün çok fazla tartışıldı, çok fazla konuşuldu. Burak Yılmaz'ın açıklamaları takip edebildiniz mi? Yorumlarınız nelerdir acaba? Bir yönünde tabii ki Burak haklı. Mesut şimdi Alman milli takımı değil de Türkiye milli takımı seçseydi bu ilgiyi alakalı görür müydü? O biraz tartışılır konusu. Burak'ın yanlış ifade etti. Hani Türk milli takımda oynamış gurbetçilerimiz de var açıkçası. Yani Nuri mesela geldi Antalyaspor'da oynadı. Mesela onunla ilgili çok böyle büyük bir haberler yapılmadı. Gurbetçilerimizden Türk milli takımı için oynayanlar Türkiye'ye geldi. Onlarla ilgili de çok böyle bir basında
yer verilmediğini gördük açıkçası. Buranın burada kötü niyet kesinlikle yok. Mesut'un karakteriyle ilgili hiçbir şey, yani futbolcularla ilgili hiçbir şey değil bu aslında. Sayın Başkan Ali Koç'un evin oğlu geldi sözleri. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da çok merak ediyoruz. Fenerbahçe açısından çok önemli bir transfer. Bunu iyi bir şekilde paketlemek de artık kulübe kalmış bir şey. Yani buradan giderseniz hem taraftarı hem de Türk insanı nasıl bir transfer yaptıkları, nasıl ne kadar büyük bir transfer yaptıklarının bir belgesi olarak bence bunu söylemek istiyor Fenerbahçe kulübü. Büyük bir transfer Fenerbahçe'ye de mesela dahil olsun, inşallah başarılı olur yani. Gerçekten bana göre son dönemlerde izlediğim çok önemli röportajlardan bir tanesi oldu teleröportaj. Sevgili Meri Önal kardeşimi yürekten kutluyorum. Çok güzel bir röportaj oldu. Yıldıray Başdur Türk futbolunun efsane isimlerinden bir döneme damgasını vurmuş Emre Belezoğlu gibi. O dönem Gökdeniz Karadenizler falan hep beraber Fatih Tekkeler. Almanya'da Mehmet Scholl döneminde Almanların o şaşalı döneminin bir tık gerisinde olduğu dönemlerde Yıldıray Türk milli takımını seçmişti. Türk evet. milli takımında oynuyordu. Dünya şampiyonluğunda beraber ve aldı. Ve Mesut Özil konusunda Burak Yılmaz haklı diyor. Bu başlığı atalım lütfen. Yıldıray Başdurk, Burak haklı. Bu son derece önemli. Hani bu akşam akış değiştirecek, gazetelere manşet olacak, haber portallarına manşet olacak bir açıklama yaptı. Yıldıray Başdurk konusunu, Yıldıray Başdurk varken zaten başkasına sormak da olmaz. Arkadaşlarımız Joachim Löw'e de ulaşmaya çalıştılar ama olmadı. Telefonu kapalı, onu da belirtelim. Burak Yılmaz'a hak veriyorum diyor. Mesut'a başarılar da diledi Yıldıray. Bana göre son dönemlerin en büyük gazeteciliğini yaptı sevgili Meri Önal kardeşim. Bara gidiyorsunuz. Buyurun ekranlardan hocam. Anladılar. Bu arada hocam bara giderken ben sevgili kardeşim Bışar'a, burada sevgili Evren hocama, Malatyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Kayseri maç tahminlerini de yapacağız. Onu da söyleyelim. Şimdi yazmayın. Yazdım bile. Birazdan müzikle beraber. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bütün Türkiye benden bomba transferi bekliyor. Onu biraz daha bekleyeceksiniz. Çünkü içeride açıklayacağım. Ama onun öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Bence şu anda transferleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ama çok büyük bir transferi gözden kaçırıyoruz. Bence Galatasaray çok büyük bir transfer yaptı. Muslera'yı iyileştirip kaleye geçirerek. Galatasaray'ın kaleci ihtiyacı vardı ve Muslera son maçta gösterdiği performansla Galatasaray'ın kaleci ihtiyacını gidermiş olduğu çok büyük bir transfer. İkinci konum da Türkiye Futbol Federasyonu'na çok büyük bir eleştirim var. Süper Lig'den en alt lige, 3. lige kadar bütün profesyonel müsabakalar oynanıyor, maçlar oynanıyor. Fakat amatörde, bal liginde ve süper amatörde ve 1. amatörde, 2. amatörde binlerce futbolcu, 10 binlerce futbolcu bu işten ekmek yiyen, 10-11 aydır evine ekmek götüremeyenler var. Bunun planlamasını yaparak bu olayı organize etmeye görevi Türkiye Futbol Federasyonu'ndayken neden bunun planlaması yapılıp da ligler başlatılmıyor? Sadece futbolcular değil, binlerce hakem de, binlerce saha görevlisi, stat görevlisi de bu maçların başlamasını ve artık evlerine ekmek götürebilmeyi bekliyor. Değerli federasyona buradan çağrım. En kısa sürede amatör maçların başlatılması ve amatör futbolculara, hakemlere bir umut vermesi. İyi akşamlar. Evet, sevgili hocam Deniz Ateş Bitnel'de konuşmalarını yaptılar ve aramıza şu anda katıldılar. Teşekkür ediyorum hocama. Hocam hoş geldin. Malatya Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Kayseri Spor. Şimdi müziği bir değiştirelim. Sevgili Batu'dan rica edeceğim. Çünkü neden? Deniz Ateş Bitnel dün dedi ki yılın transferini vereceğim dedi. Yılın transferini söyleyeceğim dedi. Evet. Lütfen bütün gözler Deniz Ateş Bitnel'de olsun. Yılın transfer haberini açıklıyor. Deniz Ateş Bitnel. Müziği alabilir miyim bir önce? Çünkü çok önemli. Bar Odası'nda TV 100 ekranlarında eski FIFA kokartlı hakemimiz Deniz Ateş Bitnel. Evet. Son derece önemli. Hani bu işin dalgası falan yok. Gerçekten çok büyük. Çok önemli bir transfer haberine imza atıyor şu anda. Evet. Bir verelim hocam. Şimdi bu kameraya konuşuyorum. Geçen hafta programımıza başladık ve cumartesi günü formayla bu maça bu programa katıldım ve çıktım.
Maç gibiyiz zaten. Maç gibi, evet. Müsabaka, müsabaka. Dünyanın her yerinden, bakın Amerika'dan bile mesaj aldım. Avrupa'dan, Almanya'dan, İsviçre'den. Suudi Arabistan'dan çok değişik bir mesaj aldım. Çok üst düzey bir yetkili, yanında çalışan bir tanıdığım, bir arkadaşım bana ulaştı. Formayla programa çıkmış olmamdan çok etkilendi ve dedi ki, Suudi Arabistan Ligi'ne hakem transfer ediliyor. Hakemler geliyor. Bu konuda senin videonu izleyen Suudi Arabistanlı yetkililer seni çok beğendi ve transfer etmeyi düşünüyor. Ama asıl önemli konu burada başlıyor. Senden önce Türkiye'de çok üst düzey bir hakeme, çok üst düzey bir hakeme transfer teklifi yapıldı ve hakem karar vermek için Suudi Arabistan Ligi'nde maç yönetmeyi düşünmek için bir süre zaman ve kendini hazırlayabilmek için bir bekleme süresi istedi. Kendini Suudi Arabistan şartlarına da hazırlıyor bu hakem. Son zamanlarda maçlarda belki de bu düşünceden dolayı kararlarını çok tartışıyoruz. Suudi Arabistan Ligi için mi acaba sakal bıraktı? Of. Bu çok önemli. Of. Suudi Arabistan Ligi'ne çok yakında çok üst düzey bir hakemimiz transfer olacak. Suudi Arabistan Ligi'ne Cüneyt Çakır çok yakında transfer olabilir karar aşamasında. Büyük transferimiz bu. Bırakıyor yani bize. Vay. Karar aşamasında yani. Müziği verin, yükseltin biraz. Hocam bir kez daha tekrar eder misin? Bu çok önemli, son evet. Derece. Şu anda Türk televizyonlarında spor kanalları kendi saatimizde şu anda en çok izlenen programımız yine. Bana gelen veriler bunu gösteriyor. Deniz Ateş Bitner eski FIFA kokartlı hakemimiz diyor ki şu anda. Biz sakalını çok fazla tartıştık ama hiç bu açıdan bakmamıştım. Sonra taşlar yerine oturdu. Bana bunu anlattıktan sonra taşlar yerine oturdu. O lig için hazırlık aşamasında olduğu, düşünce aşamasında olduğu ve kararını netleştirdikten sonra yetkililere bilgi vereceği bilgisi geldi. Tabii ki karar Cüneyt Hocanındır. Ama hocam haberi bir tekrar edebilir misiniz? Gerçekleşirse bu transfer son gerçekleşirse Türkiye'nin büyük olay. Senin de bahsettiğin gibi 10 yılın değil çünkü tarihte bir ilk olacak hakem transferi. Belki Türk futbol tarihinin den beri en büyük transferlerden biri gerçekleşmiş olacak. Biz yapabiliyor muyuz dışarıdan? Ki. Biz de yaparız tabii. İsterlerse getirtebilirler. Ama, değil mi? Tabii yani getirtebilirler, öyle bir şans var. Takas yapalım. Cüneyt Çakır'a, bu arada Cüneyt Çakır'a bundan birkaç yıl önce zaten Çin'den de böyle bir teklif gelmişti. Çok büyük meblağlar teklif edilmişti ama Cüneyt Çakır Çin'i tercih etmedi. Şu anda Suudi Arabistan'la ilgili böyle bir görüşme aşamasında, karar aşamasında olduğunun bilgisini ben buradan vereyim. Kabul etti mi hocam? Karar aşamasında. Yani karar aşamasında. Hazırlıklar, yani öncelikle hani sakal bırakması bile bunun bir hazırlık aşamasında olduğunu, kendini mental olarak buraya hazırladığının göstergesi olarak ben yorumladım. Kararı tabii kamuoyuna bırakıyoruz. Cüneyt Çakır'a bırakıyoruz. Eğer kabul ederse... Takas olur mu? Hani transfer olur. Tekrar ediyorum sevgili seyirciler. Cüneyt Çakır'ın o görüntüsünü bir ekrana getirelim. Sakal bırakmasındaki hazırlık aşamalarından bir tanesi sakal bırakması diyor Deniz Ateş. Ben öyle yorumladım, evet. Öyle yorumluyorum diyor. Öyle yorumluyorsa ki net konuşuyor. Evet. Cüneyt Hoca için. Sakal bırakması Suudi Arabistan'a gideceği yönünde diyor. Suudi Arabistan'a dünya klasmanında çok önemli bir hakemimiz transfer oluyor. Adı Cüneyt, soyadı Çakır. Babasının adı Serdar Çakır. Gerçekten hakemlik konusunda son derece önemli. Deniz Ateş Bitner'in de biraz önce verdiği bilgi, Amerika'dan, Avustralya'dan, her yerden telefonlar alıyorum diyor. Ama bana gelen bir bilgi var diyor. Evet. Cüneyt Çakır'ın yıllar önce Çin Ligi'nden almıştı. Yıllar önce dedi, yakın zamanda, 2 yıl önce falan. Çin Ligi'nden bir transfer evet, teklifi almıştı. Reddetmişti. Gitmedi. Ama şimdi bu sakal hazırlığını yap, sakal hazırlıkları, bu görüntüsü, yeni imajı Suudi Arabistan konusunda bir çalışma yapılıyor. Suudi Arabistan'a gidiyor. Gitme ihtimali çok yüksekleniyor ki sanırım Avrupa Şampiyonası'ndan
sonra evet. Avrupa Şampiyonası'nda da görev alacak. Ondan sonra da herhalde son dönemlerini Suudi Arabistan'da geçirebilir. Bir gurur. Ben evet. Bir gurur olarak Suudi görüyorum. Arabistan çünkü niye? Zaten... Neden? Bir Türk çok eleştirilen, yerden yere vurulan ki bizim yanımızda oturan Türk futbolunun sayılı evet. Hakemlerinden bir tanesi genç yaşta düdük astırıldı bu adama. Deniz Ateş Bitnel'e arkasında kimse durmadı. Kimsecikler durmadı. Evet. Onun da altını çizelim. Böylesine yerlerde olan bir komitenin, kurulun sahip çıkamadığı hakemler varken, konuşamadığı hakemler varken Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'nde ve Dünya Klasmanı'nda FIFA kokartlı çok önemli ismi, bir numaralı ismi Cüneyt Çakır, ismi Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan'a gidiyor deniliyor. Deniz Ateş Bitnel bu hazırlıklar yapılıyor diyor. Ve altını da çizelim. Sakal bırakmasındaki sebep de, sen geçen hafta Şirin Baba'ya benzetmiştin. Evet. Şirin Baba demiştin yeni haline. Cüneyt Çakır'ın fizyonomisindeki yani yüz hatlarındaki artık bu değişiklik, sakal saçlarını kazıtması, sakalı bırakmasındaki sebep Suudi Arabistan Ligi'ne hazırlık diyor Deniz Ateş Bitnel. Şu anda bana gelen tweetler sayısız. Bak, akıyor şu anda hocam. Suudi Arabistan Ligi'ne giderse Türkiye'de artık maç yönetemez mi? Yönetmez, oraya gider. Şöyle bir örneği var Suudi Arabistan Ligi'nin. 2016 Avrupa Şampiyonası finalini yöneten ve Şampiyonlar Ligi finalini yöneten Mark Clattenburg Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmuştu ve orada maçlar yönetmeye devam ediyordu. Aynı zamanda komitede de görevliydi. Belki de böyle bir teklif yapıldı. Belki bunu düşünüyor. Zaten orada maç yönetti hoca bir tane. Zaten ara ara istekler geliyor. Orada çok üst düzey süper kupa birazdan. Finalini yönetmişti ekibiyle birlikte. Elin evet. Öyle bir maçı yönetti orada. Dolayısıyla orada beğenilen bir hakem. Teklif gelmesi çok normal. Yani transfer sadece futbolcu bazında değil, hakem bazında da gerçekleşecek diye son yılların göreceğiz. En önemli transfer haberlerinden birisi gerçekten evet. Bir bomba Türk hakemi, yani bomba transfer. Hani Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi Arsene Wenger'e göre biliyorsunuz devre arasında dünyada yılın transferi olarak değerlendirilmişti. Acaba Arsene Wenger'e sorsalar, Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'a gidecek deseler, bana ne der? O da ayrı bir mesele. Bana ne der, ne diyecek? Değil mi hocam? Değişik bir yorum. Öyle değil mi? Bana ne demez mi yani? Der tabii. Sen böyle bir yorum yapar mıydın? Ben yapmazdım. Sen Arsene Wenger olsan, peki. Fransız olsan, Fransız. Bana ne demezdi abi? Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda maç yönetmedi mi? Yönetti. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yönetmedi. Yarı final yönetti hocam. Dünya Kupası'nda yarı final yönetti. Tanımıyor mu Arsene Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda dördüncü hakem olmadı Arsene mı finalde? Arsene Wenger tanıyor, bir yorum yapardı. Hayırlı olsun yapmaz, derdi. Bana ne der İyi ya. Para kazansın derdi. Bana ne der hocam? Niye desin vallahi abi? Vallahi bana ne der ya? Bizim Mesut Özil kendi hocam Mesut Özil kendi transferi. Cüneyt Çakır ülkemizi çok iyi temsil etti. Hocam bak Mesut Özil Türk hakem olarak çok iyi temsil etti bence. %100. Tabii. %100, 2015 Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Yine geldin oraya. Yine olay oraya döndü. Nereye geldi? Ya yine tamam ben onu soruyorum Cüneyt işte hocam. Cüneyt Çakır da bizim insanımızdan değil mi? Burada değil mi? Ama Mesut Türkiye'yi temsil etmiyor mu? Buradan kardeşime selamlar buradan. Çok çok selamlar. Bu fotoğraf biraz kalsın ekranda. Mersin'e kocaman sevgiler. Saygın Kurt'a organizatör. Sevgili kardeşim Saygın Kurt'a buradan kocaman sevgiler. Bir izleyicimiz de dua yollamış. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yapılan dualara çok teşekkür ederiz. Her dilden, her dinden bütün duaları kabul ediyoruz. Aynı yaratıcıya inanıyoruz hep beraber. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bütün dinlere saygımız var ama çok şükür sizlerle de beraberiz. Sevgili seyirciler, Saygın Kurt'a Mersin'e buradan selamlar, kocaman sevgiler. Sevgili seyirciler, Cüneyt Çakır'la ilgili transfer haberini verdikten sonra bir müziği rica edebilir miyim? Malatya Spor, Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Kayseri Spor karşılaşmalarıyla ilgili olarak tahminlerimizi yazıyoruz. Müziği verelim. Biraz müziği verelim. Herkes tahminini yapsın. Tamam mıdır?
mu? Evren Hoca. Evet. Kimin olacak bilmiyorum. Sen yazmadım ama Evren diyor. Ben yazıyorum. Senin tamam mı? Malatya Spor Galatasaray'la karşılaşacak. Beşiktaş Göztepe ile ve Fenerbahçe'de pazartesi günü Kayseri Spor'la. İsmini ben mi yazayım? İçeriye yazmıştım. Yok, dışarı yazıyorum. Bişar. Bişar. Değil, Bişar. Seyircilerimiz soruyorlar, Bişar mı Bişar mı diye. İyi yok, o nokta yok üstünde. Sana erten gibi demek gibi bir şey işte. Hocam sen ilk kez ne zaman milli oldun? 14 yaşında milli takıma gittim B gençten. 14 yaşında milli oldun. Ya B gençten A milliye kadar bütün tamam. kategorilerde oldum yani. 76-74 doğumluyum. 88 yılında. Evet. Ben bar odasına gidiyorum. Bar odasına ne zaman gidiyorum? Skor tahminlerini okuduğum zaman. Hocam bir şöyle bir bar hemen odası. Hemen var işte. Düdük çalmıyorum. Ya. Evren hocam tamam. Çal, senin çal hocam çal çal. Çal çal. Çal ben. Müziği alalım. Herkese merhabalar. Ben yorum yapmayacağım biliyorsunuz. Var Odası programımızın konsepti buraya geliyor. Yorumcularımız, yorumcular yorum yapıyor. Bişar Özbey ile başlayalım. Veya benle başlayalım ilk olarak. Yorumcularımızı sona bırakalım. Müziğimizi şöyle bir yüksekten alalım. Bu benim. Malatya Spor 2, Galatasaray 2. Beşiktaş 3, Göztepe 1. Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 2. TV 100 ekranlarında var odasında skor tahminlerimizi yapıyoruz. Malatya Spor Galatasaray karşılaşması 2-2 biter. Beşiktaş Göztepe'yi 3-1 mağlup eder. Fenerbahçe Kayseri Spor'u 4-2 ile geçer diyorum. Peki Bışar Özbey ne diyor? Bışar Özbey iyi değil. Bışar öyle diyor, kızıyor yoksa. Bir de kalp koymuş. Malatya Spor 0, Galatasaray 4. Malatya Spor'u doğramış Bişar Özbey. Malatya Spor 0, Galatasaray 4. Beşiktaş 4, Göztepe 0. Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 0. Nasıl bir rüya görmüş? İnanılmaz bir rüya. Malatya Spor 0, Galatasaray 4. Beşiktaş 4, Göztepe 0. Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 0. Eğer bu maçların 3'ü 4-0 bitsin, haftaya Cuma akşamı sadece program açılışında ve bitişinde iyi akşamlar diyeceğim, iyi geceler diyeceğim. Size yemin ediyorum. Eğer bu karşılaşmaların 3'ü 4-0 bitsin, size bütün samimiyetimle söylüyorum. Bışar Özbey'in bu dediği olsun. Haftaya Cuma akşamı sadece iyi akşamlar sevgili seyirciler, yayınımıza hoş geldiniz diyeceğim sözü. Topu tamamen Bışar Özbey'e atacağım. O idare edecek programı. Bir de iyi geceler diyeceğim. Reklama bile o pas atacak. Bışar Özbey 4-0, 4-0, 4-0 diyor. İddia. İddia oynayanlara buradan sesleniyorum. Yazık olur. Evren. 6-8 diyorum. Neden? Hem 6 numara hem 8 numara oynayan Türkiye'nin ender futbolcularından birisiydi. Şimdi bizimle beraber. Malatya Spor 1, Galatasaray 2 demiş. Beşiktaş 3, Göztepe 1 demiş. Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 1 demiş. Malatya Spor 1, Galatasaray 2. Beşiktaş 3, Göztepe 1. Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 1 diyor. Acaba Petrescu'yu ben de ve Evren Hoca da biraz hafife mi aldık? Dışarıdan bahsetmiyorum bile. 4-0, 4-0, 4-0 gittiği için. Deniz Ateş Bitnel. Sevgili Deniz Ateş Bitnel'in skorları. Bu hakemlerde bir hastalık galiba. Bu disiplin bir hastalık galiba. Yazıyla ve rakamla yazmış. Malatya Spor 1, Galatasaray 2. Deniz Ateş Bitnel. Malatya Spor 1, Galatasaray 2. Beşiktaş 3, Göztepe 1. Beşiktaş 3, Göztepe 1. Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 1. Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 1. Yanlış okumadım değil mi? Evet. Malatya Spor Galatasaray'a 2-1 yenilecek. Beşiktaş Göztepe'yi 3-1 ile geçecek. Fenerbahçe 2, Kayseri Spor 1. Çok disiplinli. Hem rakamla hem yazıyla. İşte hakem disiplini derler diye. Teşekkür ederim. Yerime geçiyorum.
Bişar Özbey, söz veriyorum. Haftaya, yani bu hafta maçlar 4-0, 4-0, 4-0 biterse ben önümüzdeki hafta Cuma akşamı VAR odasında saat 23.30'da sadece iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz diyeceğim. Kapatırken de iyi geceler diyeceğim. Bir şey de bütün ben programı miyim? Da sen idare edeceksin. Bir şey de ben isteyebilir miyim? 1500 SMS de ben mi atayım? Cumartesi günkü akşamki programda ben ne zaman istersem o zaman konuşacaksın. Ne zaman istemezsen tutacaksın. Söz veriyorum. Gerçekten mi? Bu maçların ya eğer 4'ü de bak 3'ü de 4-0 4-0 bak, 4-0 bitsin. Her birinin kendi içinde mantığı var. Tekrar ediyorum. Eğer şimdi Bişar Özbey dedi ki. Maçları verir misin bana? Hepsini anlatayım. Bişar Özbey dedi ki. Malatya Spor 0, Galatasaray 4, Beşiktaş 4, Göztepe 0, Fenerbahçe 4, Kayseri Spor 0. Bir tanesinde, bak bir tanesinde. Evet. Bir tanesinde. Gol oldu mu zaten böyle hani yanlışlıkla Malatya Spor ya da Göztepe, Kayseri attı bak, mı? Peki, ben bunu yapacağım, sen ne yapacaksın? Malatya'da işler kritik. Önümüzdeki hafta ağzına bant çekebilir miyim? Ya ben öyle bir iddiada bulunmadım. Bant çekersin diye. Olabilir. Ben orada da söyledim. Ben bant çekeceksin, çekmeyeceksin diye bir iddiada bulunmadım. Hissiyatım bu. Bak, sebebini söyleyeyim. Böyle mantık. Bir hissiyat var mı? Allah aşkına kaldır falan. Ya bak, emir kipli. Gizli emir kipi de konuşma ne olur. Kaldır falan böyle. İndir. Ya ben yok, kaldır indir ben böyle demedim. Şeyleri sevmem. Bak, Malatya Spor'un durumu kritik. Yani içeride karışıklıklar var. Futbolcularla, hocalarla ilgili problemler var. Ben yönetimle. Malatya Spor yönetimiyle konuştum. Var, ben de öyle duydum. O yüzden dedim ki Galatasaray hiçbir zaten 6-6 atıyor. Bu hafta da 6 atamaz o ritim olmaz. 4'te bırakır. Beşiktaş zaten her geleni atıyor. Maşallah. Göztepe'de bir toparlanma olacaktır gibi ama o Beşiktaş'ı işlemez. Kayseri'nin hali dermanı yok. Fenerbahçe'de çıkış yapacağım diye bu maç atar bir 4 tane. Mantık o. Diyorsun. Yani bunda hiç anormal bir şey yok. Yok canım ben İnanıyorum. De. Bana da çok bahsediyor. Mantıklı geldi 3 maçın 4-0. Bak yemin ediyorum bak şu anda gelen mesaj sayısına bak. İnsanlar ne kadar ilgi gösterdi. Bir, ben buradan iki, Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Sayın Başkanım. Aa bir dakika. Bağlanmak Futbol Anadolu Twitter hesabı. Futbol Anadolu Twitter hesabı diyor ki. Türkiye Futbol Federasyonu Cüneyt Çakır için bonservis bedeli talep edebiliyor mu? Sözleşmesi eğer bitmemişse. Fotoğraflar var mı arkadaşlar? Ya şöyle. Hakemler sözleşme imzalıyor biliyorsunuz ve senelik imzalanıyor. Yani 10 aylık, daha doğrusu önceden 12 aylıktı. Sonra bu ara verilen dönem kapsanmıyor artık. 10 ay sonunda sözleşmesi bittiği zaman Cüneyt Çakır istediği lige kendi çünkü onlar da profesyonel değil mi? Profesyonel sonuçta ücretli çalışıyor. Profesyonel ama 10 aylık sözleşme imzaladığı için tamam teklif geldi bir bonservis istiyor mu? Gidebilir, bonservis alamaz federasyon. 56 bir şey yaparlar. 36 numara hazır mı? Bir şey yapamazlar. Hakemler bu konuda serbest. Olmuyor değil mi o işlerde? Diyor. Hakemler serbest. İstediği ligede transfer olabilir. Bana da transfer teklifleri geliyor ama ben burayı daha çok sevdim şimdilik. Oo sana da geliyor. Nereden geldi hocam? Azerbaycan'dan gelmişti. Televizyondan mı? Hayır hayır. Hakemlik için geldi. Hakemlik. Ya ben kafayı hocam televizyonda bozdum. 1+1 mi nasıl geliyor? 2+1 mi yani anlaşma. Tek senelik. Ben, yeni mi geldi hocam ben o teklif? Ben 3+1 opsiyon tercih ediyorum. O teklif yeni mi geldi? Geçtiğimiz yaz döneminde geldi öyle bir teklif ama. Ama ben Deniz hocam... Deniz Hocam'ın çok önemli bir televizyoncu olacağına, İnşallah, olduğuna aynen. Hatta, bak olduğuna hatta daha değil, olacağına inanıyorum. Yani bu figür çok önemli. Teşekkür ederim. Hani bugüne kadar zaten dünya televizyonlarında böyle formayla çıkan bir hakem yok. Çok resmiyiz. Valla acemiyiz bu konuda, acemiliğimizi sayenizde atıyoruz. Acemi falan değilsiniz hocam. Hocam biz ne profesyoneller ben gördük. Ben sana bir şey söyleyeyim Ertem. Deniz Hoca gerçekten çok doğal bir insan. Yani şimdi hakemleri, futbolcuları artık çok yakından... Teknoloji gelişti de tanıyamıyoruz. Çok belli etmiyorlar kendilerini. Ama tanıdığın zaman hani bir şekilde dışarıdan da ekranda o enerjiyi görüyorsun. Yani doğal ederim. Adam. Yani hakemleri şimdi çözemiyorsun. Anladın mı? Doğallık. Yani normal hakemliği de öyleymiş. Yani rejide. Aktif görevdeydi kendi de öyleydi. Doğru. Bu çok önemli bir şey. Rejide çok sevgili kardeşim. Bizim emekçi kardeşlerimiz. TV100'de ta kapıdaki arkadaşlarımızdan, güvenlik arkadaşlarımızdan. Annem bir dakika bak. Annem. Bir aşar mısın arkadaşlar? Aradası oylamasını annemi yapalım. Vermişler az önce. Fotoğrafı bir verelim. Bugün yok. Fotoğrafı bir verelim. Canım bak annem, benim teyzem. Canım bak. Güzel. Bak şimdi. Ellerinden öpüyorum anamı. Ellerinden öpüyoruz annemizin. burada akan sular duruyor işte. Canım güzel, annem. Vallahi güzel. Çok burada akan onu. Sular duruyor. Annemizin duasını istiyoruz. Ablamın yanında. Ablam yeni doğum yaptı. Vallahi çok severim. Anneme de babamın ellerinden öpüyorum. İsmi neydi? Beril, yeğenimin yeni... Bebeğin ismi ne? Bebeğin ismi Beril. Beril mi oldu? Beril, Beril. Beril evet, bebeğimizin gözlerinden öpüyoruz, yanaklarından öpüyoruz. Allah vatanına, milletine, bayrağına sevdalı bir ve
Allah ve peygamber isminden uzak olmayan bir evlat olarak doğmasını, büyümesini istiyoruz inşallah. Canım annem, valla annem benim için çok özel. Çok çok özel bir insandır. Ellerinden öpüyorum onu. Bir de 44 numarayı verebilir misiniz? 44 numara. Bir 44 numara var. 44 numara hazır mı? 44 numarada. Şimdi size bir fotoğraf getireceğim. Sizce bu kim? Sizce bu kim? Allah belanızı vermesin. Kim bu? Sizce bu kim? Orada da güldüğüne göre. Abi bak bir kere kafa yapısından belli. Bak kafa yapısına bak. Allah belanızı vermesin. Bir çiçeklerin şey arasına atmışlar orada bile gülüyor. Bak, hocam bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyor orada? Bak orada mı? Orada Allah bilir kimde. Arıları kaçırıyor. Kelebekleri kaçırıyor. Çiçekleri solduruyor. Yeşermiş o var ya otlar bile sararmış ya, orada. Papatyalar var ya bitmiş. Süleyman Demirel'e de benzemiyor muyum? Allah'ım diyor. Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel'i. Ama böyle bir şey olabilir mi? Şu bebeğin haline bakar ya mısınız? Rabbim. Bebek mi? Ne kadar devlet adamı mı? Baksana. Yani bebek diye kucağına alır mısın ya? Maşallah, bir baksana tam ekrana getirsene. Ben büyüyünce Bişer Özbey olacağım tam diyor ekrana ya. Getirsene. Bak. Allah'ım ya Rabbim. Siz hiç böyle bir bebek gördünüz mü ya? Böyle bir bebek olabilir mi? Allah aşkına böyle bir bebek olabilir mi? Sesleniyorum bütün Türkiye'ye. Bu kim biliyor musunuz? Ya o nasıl bir şey? Bu arkadaş işte küçükmüş. Bu haftaki bakın nasıl bak buradan belli zaten. Bu haftaki karşılaşmalarda Malatyaspor 0 Galatasaray 4, Beşiktaş 4 Göztepe 0, Fenerbahçe 4 Kayserispor 0 bitecek diyen kişi şu çiçeklerin arasında o çiçekleri solduran kelebeklerin arıların ölmesine sebep olan adam. Köydeyim biliyor musun orada? Bebek bu köyde, köydeyiz orada. 94 yılına kadar, 3 yaşına kadar köyde yaşadım. Sonra ben. O köy zaten... Komple gitti. Gitti. Değil mi? Senin yüzünden. Hakikaten. Yani İstanbul'a geçip bir zorunda kaldım. Şu demediği kaldı. Keşke bebek kalsaydı demediği kaldı. Evren abinin değil mi? Sana. Ya Ertem abi. Ne olmasın? Keşke bebek kalsaydı. Keşke bebek kalsaydı. Ama ne güzel söyledin. Sen ne güzel söyledin. Benim sevgili rejim, rejiden sevgili kardeşim, çok sevdiğiniz bizim yönetmenimiz Ali ve bütün ekibine teşekkürler. Kameraman arkadaşlarıma teşekkürler ama rejide sevgili Oğuzhan Yıldırım kardeşimin doğum günü. Oğuzhan Yıldırım doğum günün kutlu olsun. Allah sana sağlıklı, sıhhatli ömürler versin. İnşallah hep beraber bu.